Demek ki insan çocuğundan da bir şeyler öğrenebiliyormuş. Dicle benim kızım. Onunla olamamam ve bugüne kadar bunu saklamam hayatımda yaptığım en büyük hataydı. Ve ben bunun sonucu ne olursa olsun yüzleşmeye hazırım. Kıraç, bunu nasıl yaptın? Nasıl bize bu kadar zamandır söylemedi? Bir anda söylenebilecek bir şey değildi benim için Feris. İnanamıyorum. Şimdi bütün taşlar yerli yerine oturdu. Benimle Dicle'nin çalışmasını istememen, birbirinizle gizemli konuşmalar, birbirinize yardım etmeler. Dicle'nin bir günahı yok. Bütün sorumluluk benim. Keşke benim haberim olsaydı Kıraç Bey. Bana söyleseydiniz, ben durumu idare etmeye çalışırdım. Ben Yetkin Bey sanıyordum ama. Yetkin? Dikin güzel. Düşündüğünüz gibi değil. Kıraç, Yetkin'i de mi karıştırdınız bu işin içine? Oraya hiç girmeyelim birden. Neyse ki kimsenin haberi olmadı, kapattık o konuyu. Dediğim gibi Dicle'nin hiçbir günahı, hiçbir suçu yok. Benim söylemem, benim anlatmam gerekirdi. Bütün hata benim. Yalnız benim sizden başka bir ricam olacak. Bu gerçeği bilmeyen hala iki kişi var. Mayda ve Beren. Ben onlara anlatana kadar lütfen kimse ağzından bir şey kaçırmasın. Bize bu kadar aksiyon yeter zaten. Ya bu konuyla ilgili ağzıma bir açmayayım. Ben de. Benimle gelir misin? Kıraç, biraz konuşalım mı? Size bir durumu açıklayabilir miyim? Farkında mısın bilmiyorum. Ama sen kendini sürekli aynı duruma sokuyorsun. Sürekli bir açıklama yapıyorsun. Yok onu öyle yaptım ama aslında şundan yaptım. Yok o böyle oldu ama aslında niyetim şuydu. Ya ben sana güvenmiştim. Ben nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ben seni uyardım. Kıracı korumanın ardında başka bir sebep var mı diye bir soru sordum sana. Benim için de hiç kolay değil Firsan. Kıraç Bey'le biz o kadar az görüştük ki. Baştan başlamak istedim ben. Bir hayat kurmak istedim. Yalanlar üstüne inşa ettiğin bir hayat ama. Ben size yalan söylemedim Firsan. Evet, yalan söylemedin. Ama gerçeği de söylemedin. Her şeyi gizleyip beni enayi yerine koydun. Çok özür dilerim. Ben sadece Kıraç Bey'e yardım etmek istemiştim. Dicle.
Biz bir süre konuşmayalım olur mu? Serkan'la konuş. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğinize bir bakın. Ama sen ve ben bir süre birlikte çalışmayalım. Ferison, çıkabilirsin. Kıraç, az önce burada insanlara benim egodan nasıl ayrıldığımı anlattıktan sonra toplantıyı bitirirsin diye düşünmüştüm ama sen çok daha büyük bir bomba patlattın. Benim bile bilmediğim bir şeydi. Gerçi niye şaşırıyorum ki? Senin en iyi yaptığın şey bu zaten. Sevdiklerini üzmek. Ne demek şimdi bu? Sadece benim egodan nasıl ayrıldığımı anlatsaydın, yaptığın hatanın bedelini ödeyecektin. Tek başına. Ama sen ne yaptın? Dicle'yi de anlattın. Neden? Çünkü onu da sürükledin peşinden, değil mi? Ne anlatıyorsun Serkan? İnsanlara nasıl zararlar verdiğini anlatıyorum Kıraç. Dicle'yi düşündün mü hiç? Ha? Ne yapacak şimdi Dicle? Nasıl başa çıkacak bütün bunlarla? Ya da başka bir şey sorayım sana. Beren'e nasıl anlatacaksın bu durumu? Ya da Mayda'ya. Tamam, tamam. Anlaştım. Bu konu seni biraz fazla geldi. Kapatalım. Biz kendi konumuza dönelim. İş meselelerine. Ha bu arada sen eskiden duygularını daha iyi yönetirdin. Kıraç, yaşlanıyor musun acaba sen? Ha? Ne istiyorsun Serkan? İstediğim şey çok açık, çok net. Perihan Hanım'la Mehmet'i ajansa geri istiyorum. Bunun için bir yönüm var. Eğer ajansa dönmelerini sağlarsan işinde devam edersin. Ama başaramazsan seninle yolları ayırırız. Beni ister kovma, ister kovma. Umurumda değil. Şu an çok daha büyük dertlerim var. Ama bu seni umutlandırmasın. Sen beni yenemezsin. Vallahi oyuncu gönderdiğimiz diziler gerçek oldu Feride. Yani esas adamın kızı yıllar sonra çıkıp ortaya gelip intikam almaya çalışıyor. İstersen o kadar abartma Çınar'cığım. Tamam, intikam kısmını dışarıda bırak, geri kalanı uyuyor Peride. Birebir hem de aynısı, yamansa yalandı. Yani gözümüzün içine baka baka yalan söylemişler. Hayatım, bu bizleri aşan bir konu. Büyük bir aile meselesi. Hani biz de aileydik Peride'cim? Hani bizim birbirimizden gizlimiz saklımız yoktu hiç? İyi tamam da yani o kadar kolay mıdır Dicle benim kızım deme? Sen kendini Kıraç'ın yerine bir koysana. Söyleyebilir miyiz? Söylerdim. Söylerdim Peride, gerçekten söylerdim. Söylerdim yani, hepinizi toplardım. Derdim arkadaşlar kusura bakmayın, bu benim kızım derdim. Ne yani? Vallahi lafa geldiği zaman çok iyi aileyiz ama iş söz konusu olduğu zaman maşallah herkes sır küpü. Ben ona değil de aslında başka bir şeye takıldım. Serkan'ın egodan ayrılmasını diyorsun değil mi? Bak bu ona ben de takıldım. Kıraç da zaten çok fazla bir şey söylemedi. Ben bir hata yaptım. Sonra üstüne bir yanlış anlaşılma oldu falan deyip geçti ama. Ya Dicle'yi saklamasını anlıyorum aslında. Yani hak vermek lazım. Ama neden bunu bunca yıl sonra bu şekilde ortaya koydu? Dicle işten kovulacaktı, o yüzden. Ya daha önce de kovuldu Dicle ama hiç böyle bir hamle yapmadı. O da doğru. Bana sorarsan Serkan zorladı onu. Belki sizin mantıklı bir açıklamanız vardır diye geldim. Peride Serkan diyor. Anlamadım. Kıraç'ın kovulumu meselesini anlattıktan sonra Serkan'ın tepkisini hatırlıyor musunuz? Bunu açıklamanı beklemiyordum dedim. Yani? Yani bana sorarsanız iki seçenek koydu Kıraç'ın. Ya bu ya bu dedi. Kıraç da o yüzden baştan beri bize Serkan'a güvenmeyin diyordu. Serkan biliyordu demek ki Dicle'nin kızı olduğunu. Yok bak oradan emin değilim açıkçası. Ama Kıraç'ı bu duruma getiren Serkan'dır diyorum.
Dayı, bir yarım soğansız versene. Ne haber? İyi, Barış Bey. Sizden ne haber? İyi valla. Kısa sürmüş mahalle ziyaretin. Sen nereden döndün? Aradılar oğlum beni. Haberim var her şeyden. Elmalı kurabiyeler, sohbetler, muhabbetler falan. Aa! Aranız nasıl gidiyor? Anlat bakayım. İyi, iyi de bir rahat bırakmadılar ki. Ajansını aradılar. Bu saatte? Serkan sesli mesaj attı. Acil bir durum varmış. Herkesi toplantıya çağırdı. Senin haberin yok mu? Yok vallahi ya. Ne oldu acaba? Vallahi bilmiyorum. E arasana kızı bir. E aradığım açmadı. Mesaj at oğlum. Dönersene zaten o. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Senin suçun yok. Hepsi benim hatam. En başından beri. Yetkindeki Dilara ama benim babam demeseydim, ben belki yalan atmasaydım bunların hiçbiri olmazdı böyle. Dicle, inan bana hiçbir şey değişmezdi. Kızım olduğunu saklaman büyük bir hataydı. Seni de bu hataya ortak ettim ama buraya kadar. Bundan sonra hatalarımla yüzleşme vakti. Maydanıma söyleyecek misin gerçekten? Evet, Mayda da Beren de bunu benden duymalılar. Başkasından değil. Yani en azından bu kadarını borçluyum onlara. Haklısın ama Beren zaten biliyor Mayda Hanım da öğrenince şimdi. Anlamadım. Beren biliyor derken? Ben anladın zannediyorum. Sen içeride Beren bilmiyor gibi konuşunca... Ya kafeden dönünce sen bana dedin ya hiçbir şey karışma, ben halledeceğim diye. Ben ev arkadaşın Meral'den bahsediyorsun sanıyorum. O yüzden bir şey söylemedim. Bir şey yapmadım. Aranız bozulmasın diye. Ya nasılsa kimseye bir şey söylemez dedim. Beren mi attı o tehdit mesajlarını sana? Evet. Ben de gelsem seninle. Ha, en azından yalnız gitme, en azından yanında olayım. Hayır, hayır. Seni daha fazla bu işe karıştırmayacağım. Gerisi bende. Ben halledeceğim. Ne gerekiyorsa da yapacağım. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa da ben ödeyeceğim. Tek başıma. Sen sonra arasam, bu şu an babamla ilgili bir durum var da arayacağım ben seni, tamam mı? Tamam canım. Ne olmuş, ne diyor? Vallahi bilmiyorum, babamla ilgili bir durum var dedi, arayacakmış. Allah Allah, ne oldu acaba ya? Bilmiyorum, umarım ciddi bir şey değildir. Serkan, sen Dicle'nin Kıraç'ın kızı olduğunu biliyor muydun? Hayır. Açıkçası bir çocuğu olduğunu biliyordum. Çok eski bir hikaye. Kıraçlarımızda. Ama çocuğunun Dicle olması, yani ben de çok şaşırdım. Bunu sana sormak zorundayım. Sen mi zorladın Kıraç'ı açıklaması için? Peri de geç oldu. İstersen sen de git. Serkan'cığım lütfen. Aranızda neler oldu? Benim bunu bilmeye ihtiyacım var. Bunu bilmeye hakkım da var. Sadece ben değil, herkesin hakkı var. Peki. Ben Ego'dan kendi isteğimle ayrılmadım. Beni Nadir Bey kovdu. Altın Portakal'dan dönmüştük. Kıraç yaptığı hatanın bedelini bana ödetti. Suçu benim üstüme attı. Neden peki? O bizim aramızda kalsın. Kıraç da benim aramda. İyi ama... Peri de lütfen. Peki. Öyle olsun. Hadi iyi geceler. Yeni yıl için Taverna Müziği'nin efsane yorumcularından Arif Susam'dan çok hoş bir sürpriz geldi. En iyi şarkılarının yer aldığı albümünü yayınlayan Susam, hem sanatçı dostları için hem biz medya mensupları için stüdyoya girdi. Herkesin teker teker adını söyleyerek özel kutlama videoları hazırladı. İbrahim Tatlıses'ten Bülent Ersoy'a, Ajda Pekkan'dan Cem Yılmaz'a birçok isme seslendi. Onları piste davet etti. Bizi de unutmadığı için... Ne yapayım, böyle televizyona bakıyorum. ...teşekkür ediyoruz bu vesileyle Arif Susam ve tüm... Dün gece gelmedim. Da yeni yılını kutluyoruz. Ajansın anlaşmalı olduğu otelde kaldım. Eğlenceli kutlama mesajlarından bir bölüm şimdi ekrana geliyor.
Madem benim ilk gününde Türk pop müziğinin doğayı seninle konuşmam gereken bir konu var. Ajansla ilgili bilmem gereken bir şey mi var? Hayır, hayır. Daha ciddi bir mesele. Anlatacak mısın? Madem bunu söylemenin daha bir kolay bir yolu yok sanırım. O yüzden şunu söylemek istiyorum sana. Ben seni de Beren'i de çok seviyorum. İyi bir eş, iyi bir baba olmak için de elimden geleni yaptım. Kıraç, beni korkutuyorsun. Ne oluyor? Oh. Mayda, benim kimseye söyleyemediğim, sana bile söyleyemediğim bir sırrım var. Sır derken? Ya daha önce söylemem gerekirdi. Yıllar önce söyleyemedim. Yapamadım bir türlü. Seni kaybetmekten korktum ben. Ve ailemizin dağılmasından korktum. Mayda, benim bir kızım var. Sana söylemeyi çok istedim hep. İnan bana. Senin ne kadar zamandır bir ilişkin var Kıraç? İlişkim yok. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl aldatırsın sen beni? Aldatmadım ben. Asla aldatmadım seni. Çok önce oldu. Evlenmeden önceydi. Seninle tanışmadan önceydi. Bak bir dinle, ben anlatacağım sana. Anlatma. Anlatma. Yıllar sonra karşıma gelmiş diyorsun ki benim bir kızım var. Madem bunca zaman anlatmadın, niye şimdi anlatıyorsun? Niye yıkıyorsun sen beni? Niye ailemi yıkıyorsun benim? Niye? Yıkmıyorum. İnan bana, öyle bir niyetim yok. Ama öyle bir... Öyle garip şeyler oldu ki yani. Öyle bir durumun içindeyim ki. Mayda, ben daha fazla saklayamayacağım. Dicle benim kızım. Geçen sene annemle Londra'dan aldığım bir bluz vardı ya. Ben galiba o zamanlar daha kiloluymuşum. Ya bayılıyorum ben o bluza. Bir kere de vermedin giyeyim diye. Şimdi veririm, bol bol giyersin. Zaten bana olmayacak Sedacığım. Bana geldi. Yardım istedi. İş istedi. Ben olmaz dedim. Yapamam. Yani bir ailem var. Aile kurdum. Yakın olamayız dedim. Sonra kendi yaptı. Kendi başardı. Feris'in asistanı oldu. Kendini ispat etti. Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Sen bana yalan söyledin. Bu koltukta otururken. Sen benim gözümün içine baktın. Dicle benim arkadaşımın kızı dedin. Sonra ben eski sevgilinin kızı olduğunu öğrendim. Yetmedi. Bir de yetkin ikincilerin kızı dediniz bana ya. Öyle olmasını istemezdim, inan bana. Ya ben sana sormadım mı? Ben sana bir şey var mı, başka bir şey var mı bana söyleyeceğin diye sormadım mı? Sordum. Sen ne yaptın? Dişi'yi getirdin, her şeyi mahvettin. Ben getirmedim. Yapma. Yapma ya, ne anlatıyorsun? Tabii ki de kolundan tutup getirmedin. Ama kalmasına da mani olmadın. Doğruyu da söylemedin üstelik bana.
Ne oluyor burada? Beren çabuk odana çık. Gerek yok. Beren biliyormuş zaten her şeyi. Anlamadım. Öğrenmişsin ya Dicle'nin benim kızım olduğunu. Bana gelmedin gerçi, hiçbir şey söylemedim. Beren, bu doğru mu? Yazıklar olsun sana. Anne, anne ben, sen o yüzden mi Dicle'nin gitmesi için elinden gelen her şeyi yaptın? O yüzden mi, o günden beri biliyor muydun bunu? Biliyordum ve bana söylemedin, öyle mi? Neden söylemedin? Korktum işte ya, korktum. Ailemizin dağılmasından korktum. Babamın gitmesinden korktum. Korktum. Ya Allah kahretsin ya, size yazıklar olsun. Aferin ya. Siz ikiniz birlik oldunuz. Beni aptal yerine koydunuz, öyle mi? Herkes biliyor, herkes öğrendi. Ajanstakiler de biliyor değil mi bunu? Yeni öğrendiler. Benden önce mi? Benden önce öyle mi? Şahane. Çok güzel ya. Beni düşürdüğün duruma bak. Maydem Hanım, ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Dokunma bana. Maydem Hanım, çok özür dilerim. Özür dileme benden, dokunma. Hiçbir şey dileme benden. Konuşma artık, anlatma hiçbir şey. Artık çok geç. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Bitti. Evet, bitti. Şimdi istiyorsan git eski sevgiline. Ya da istiyorsan kızına git. Nereye istiyorsan git artık. Ama benden bu kadar. Çünkü ben bunu kaldıramam artık. Anladın mı? Kaldıramam. İşte böyle olacağını bilemedim, ne yapayım? Bana gelecektin. İlk öğrendiğinde bana gelecektin. İlk duyduğunda gelecektin. Anne böyle böyle diyecektin, bana anlatacaktın. Anlatmadın, gelmedin. Sen ne yaptın? Gittin saçma sapan şeyler yaptın. Kıza tuzaklar kurdun. Bir de her şeyi ne yüzüne bulaştırdın Beren. Ya anne, babam gitmesin diye yaptım ben. Ailemiz dağılmasın diye yaptım, ne yapayım? Ne yapayım? Sonuç. Sonuç. Ne oldu? Yine ben suçluyum değil mi? Yine ben suçluyum. Babamın hiçbir suçu yok burada. Ben suçluyum. Seda'ya gidiyorum ben. Buraya gel. Beren, buraya gel çabuk. Konuşmamız bitmedi daha. Her şey düzelecek biliyorsun değil mi? Ben inanıyorum. Sen bugüne kadar ne krizler atlattın. Bitti buraya kadar dediğimiz bir sürü şey oldu. Sen hepsini toparladın. Bunu da atlatacağız. Her şeyi mahvettim.
ama böyle olmaz ki. Sen böyle kendini bırakırsan, her şeyi mahvettim, hiçbir şey düzelmeyecek dersen. Dicle. Benim biraz kafamı toplamam lazım. Sonra konuşalım, olur mu? Ne zaman? İmran, kafamı topladım da. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Otele gideceğim. Gece kaldığım otele. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama hayır demeyeceksin bana. Tamam mı? Oturabilir miyim? Yok, ben de kalkıyordum. Tamam, o zaman beraber yürüyelim. Filiz. Filiz. Sen hep kaçacak mısın böyle? Kaçmıyorum. Ne yapıyorsun? Konuşmak istemiyorum. Neden? Sen biliyorsun. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Biliyorum. Bilmiyorum. Bak Serkan, sen Kıraç'la aranızda neler geçti detaylarını ben bilmiyorum. Ama sen bu gece öcünü aldın. Daha ne istiyorsun? Seni istiyorum. Her şeyi daha karmaşık hale getiriyorsun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Gel. Gel böyle geç otur. Üzerindekileri. Tabii. Balçanı alayım. Tamam. Çay içer misiniz? Yeni demledim. Sağ olun, yok ben almayayım. Dicle, açsanız yemek bir şeyler hazırlayayım. Yok yok canım, yok. Sağ olun. Kahve.
Kahve yapayım ben. Dur, dur, dur. Arkana bir tane daha yastık koyalım, rahat otur. Tamam. Sağ ol. İyi mi böyle, rahat mısın? Tamam. Ben bir Meral'e bakayım, hemen geliyorum. Sen şimdi kahveyi maviyi bırak, ben bir yemek ısıtayım, açtır. Dizle, ne olduğunu söyleyecek misin? Dur, bana bir kaşık versene. Her şeyi öğrendim herhalde, herkes her şeyi öğrendi. Ajanstakiler, Mayda Hanım, herkes kız olduğumu biliyor şu an. Nasıl ya? Kim söylemiş, Beren mi? Hayır, Beren değil. Baban mı söyledi, açıkladı mı herkese? Evet. Nasıl ya, neden, ne oldu ki? Çok bağırma. Ya ortalık karıştı biraz. Serkan galiba zorlamış babamı, öyle bir şeyler var. Feris Hanım ne yaptı? Ne dedi öğrenince? Sence? Bir süre benimle konuşmak bile istemiyor. Ajanstakiler desen yüzüme bakmıyor. Her şey birbirine girdi ya. Ne olacak peki şimdi? Hiç bilmiyorum. Yalnız Dicle, baban hiç iyi görünmüyor. Bence de. O yüzden getirdim zaten, ısrar ettim buraya gelmesi için. Senin için sorun olmaz değil mi? Saçmalama, ne sorunu? Ya sen nasıl bir insansın ya? O kadar şey oldu, o kadar insan üstüne geldi. Sen hala... Ne yapayım? Bırakamazdım onu böyle. Bırakamazdım. Zaten bırakamadım lan. Bırakamadım. Bana bak. Üzülmeyeceksin, tamam mı? Sen yeteri kadar üzüldün, yıprandın. Üzülmeyeceksin bundan sonra. Söz ver, üzülmeyeceğim de. Denerim. Kim o saatte ya? Ben bakıyorum. Ben arıyorum seni, açmıyorsun. Bir şey mi oldu? Baban niye burada? Hasta mı? Hayır, hayır, hayır. Hayır, öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Barış, herkes öğrendi aramızdaki ilişkiyi. Babam olduğunu öğrendiler. Ha. Nasıl öğrendiler? Orası birazcık karışık. Ben sana arayıp her şeyi tek tek anlatacağım. Arayacağım, anlatacağım, tamam mı? Tamam. O zaman şey, görüşürüz. Çorba içersin diye düşündüm. Yayla çorbası ben yapmıştım. Sağ ol, aç değilim ben işte. Ama bir dene, sen bir dene, pişman olmayacaksın. Sağ ol, içmeyeceğim. Çocukken ben de böyle yapardım, biliyor musun? Mutsuz olduğumda annem bana bu çorbadan yapardı. Ağzımı bile açmazdım. Sonra annem beni güldürmek için böyle komiklikler yapardı. Otururdum böyle senin gibi. Hiçbir şey yedirip içiremezdi. Galiba bu konuda sana çekmişim. Oh, her şeyi mahvettim. Herkesi kaybettim. Ne olacak peki böyle? Bilmem. Dişli. Teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığın için. Ben buradayım. Konuşmak istersen, anlatmak istersen, bir şey de söylemem, yorum da yapmam. Sadece dinlerim. Bunu bil yeter. Ne olacak peki şimdi? Sizde mi kalacak hep? Bilmiyorum. Yani başka bir yere gidecek hali de yok zaten. Geldiğinden beri aynı koltukta oturuyor. Görsen kıpırdamıyor bile.
Kim bilir evde neler oldu. Sormadım. O da anlatmadı. Israr etmedim ben de. Üzülme sen de, tamam mı? Bak sen üzülünce ben de üzülüyorum. Denerim. Becerebilir miyim bilmiyorum ama. Uyuyamazsan ara beni. Saat kaç olursa olsun ara. Tamam, ararım. Sen şimdi tamam diyorsun ama aramayacaksın kesin. Bak ben biliyorum. Ya tamam, arayacağım söz. Yarın konuşuruz, olur mu? Tamam. Tamam. Hadi kapat o zaman. Tamam, sen kapat önce. Ya barış. Ya hadi. Tamam, aynı anda kapatalım o zaman. Tamam, peki. Üç deyince. Bir, iki, üç. Ya kapatmadın. Özledim seni. İyi geceler. Sana da. Çatışmasıyla başlayan yüksek tansiyon ve gerilim bu sefer de mobil uygulamalar nedeniyle yükseldi. Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın Çin'le bağlantı, TikTok, Cam Scanner, WeChat, Zender, ShareIt ve Greenmaster gibi 59 mobil uygulamaya yasak getirdiğini açıklaması gerilimi tırmandırdı. Açıklamada Çin'in Hindistan'ın egemenliğine Ben aslında anlıyorum Dicle, yani sonuçta çok zor bir durum. Ama kırgınım. Benden sakladığı için kırgınım. Ay, Mayda Hanım öğrenmiş midir acaba? Kıraç Bey ben bugün konuşacağım dedi ama. Günaydın. 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 Herkes işinin başına. Ben kahve getireyim size. Günaydın canım. Günaydın. Çınar, sen iyi misin? E işte, üzdüm olanları. Yani duydum. Vallahi inanamıyorum Şülide. Sabaha kadar oturdum biliyor musun? Annemle babama çaktırmayacağım diye odadan da çıkmadım. Öyle bomboş duvara baktım. Ya kıyamam ben sana ya. Ben yokken bir şey oldu mu? Geldi mi Kıraç'la Dicle? Yok, gelmedi. Ama zaten ben bir şey olursa haber veririm sana, tamam mı? Tamam canım, çok sağ ol. Tamam. Günaydın. Allah aşkına ara konuş şu tesisatçılarla. Yani çatlayacağım şu sıcaktan. Kısamıyorlar mıymış şu kaloriferleri? Hemen arıyorum Feris Hanım. Hey Feris Hanım, günaydın. Kahveniz. Gerek yok, sağ ol. Çocuklar, Kıraç'tan haberi olan var mı? Benim yok. Gül'in, senin bilgin var mı? Aradım Peri'den. Açmadı. Ama belki kızı biliyordu. Bugün geleceğini sanmıyorum. Ajanstaki geleceği buna bağlı. Umarım farkındadır. Serkan, Kıraç'ın iş hayatını bu duruma bağlamasak, yani iş hayatı başka, bu başka bir durum sonuçta. Çınar, beni yanlış anladın galiba. Ben tamamen profesyonel bir yerden bakıyorum. Yani performansından bahsediyorum. Biliyorsun Mehmet ve Perihan Hanım'ı kaybetti.
Onları geri almak için bir günü var. Eğer geri dönmelerine ikna ederse aramızda olacak ama edemezse yollarımızı ayıracağız. Mehmet Er Yılmaz'ı ben temsil ediyorum. Peris, bunu biliyorum ama durumun buralara gelmesinde senin hiçbir hatan yok. Bu konuyu kapatalım. Bugün genç menajer adaylarının mülakatlarına devam edeceğiz. Peki bunun dışında neler var? Peris'cim, Emir bir karar verdi mi? Ne oldu? Bugün konuşacağız. Dicle'ye herhalde haber gelir. Biz de Hakan'la görüşüyoruz, Jülide için. Bu arada biz bir süreliğine Dicle ile birlikte çalışmayacağız. Siz kendi aranızda konuşursunuz. Nasıl devam edeceğinize karar verirsiniz. Orası sizde. Peki. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Toplantı bitmiştir. Dicle, benimle gelir misin? Baba. Evet. Söyle bakalım Dicle, aklında ne var? Belli ki Feris sana çok kırdı. Ve diğer menajerlerin de asistanları var. Yani açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum. İstersen şu mülakatı bir daha düşün. Ha? Serkan Bey, ben sizden bir şey rica edecektim. Dur. Ben tahmin edeyim. Hayatını, kariyerini, işini hiçbir şey düşünmeden crash diyeceksin değil mi? Sizden bir şans istiyorum ben. Ama kendim için değil. Kıraç Bey için istiyorum bu şansı. Baba diyebilirsin. Yani dememen için hiçbir neden kalmadı. Kıraç Bey demeyi tercih ederim. Teşekkür ederim. Peki sen bilirsin. Şans diyordun. Evet. Perihan Hanım'ı ve Mehmet Bey'i Ego Ajans'a geri getirmesi için konuşmuşsunuz sanırım. Ben diyorum ki izin verin, bunu ben yapayım. Ben de Kıraç'ı göndermekten vazgeçeyim. Evet. Kıraç mı istedi senden bunu? Hayır, kesinlikle haberi bile yok. Bilse bana çok kızar gerçekten. Ama ben kendisine yardım etmek istiyorum. Bu şekilde ajanstan ayrılmasını istemiyorum onun. Peki. Sana bir gün veriyorum. Ama kişi başı bir gün. Yani toplam iki gün. İki gün. Tamam. Eğer ikisini de getirirsen Kıraç işinde kalır. Tamam. Ama getiremezsen İkiniz de gidersiniz. Anlaştık mı? Tamam, ben kabul ediyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Kıraç farkında mı bilmiyorum ama senin gibi bir kız olduğu için çok şanslı. Teşekkürler. Hadi. Hadi. Bu sefer işin çok zor Emrah. Niye be, o kadar mı iyi? Evet. Denker Ajans'tan Ezgi. 3 yıl Tunave'yle çalıştı bu kız. Asistanlarına günlük kıyafet listesi veren Tuna'dan bahsediyorsun sen. Evet o. 3 yıl çalıştı o adamla bu kız. Ne yapacağız Gül'ün ya? Gel benimle. Şimdi Emrah, Gül'in benim yüzüme bakmıyor. Feris Hanım bir süre seninle birlikte çalışmak istemiyorum dedi. Serkan Bey de sen Perihan Savaş'la Mehmet Er Yılmaz'ı ajansa getirmem için sadece 2 gün verdi. Geri getirmezsen var ya, beni kapının önüne koyacak. Sadece beni de değil, babamı da beni de. İkimizi birden. Vallahi Mehmet Er Yılmaz'la ilgili hiçbir fikrim yok ama geçen gün Çukur'u izliyordum. Perihan Savaş çok yorgun gözüküyordu. Acaba bir masaj falan mı ayarlasan? İyi gelir belki. Meral, Perihan Savaş'ı masajla mı ikna edeceğim? Ay ne bileyim Dicle, bana böyle bir teklifle gelsen ben havalara uçardım mesela. Yok, benim başka bir şey bulmam lazım. Net, işe yarayacak, işi çözecek bir şeyler bulmam lazım. Bak, aklına bir şey gelirse beni ara, olur mu? Tamam. Tamam, hadi haberleşiriz. Bye. Bye. Günaydın. Senin için bir şeyler hazırladım sabah, dolaba koydum. Lütfen bir şeyler ye. Akşama görüşürüz. Kendimi bugün onun yerine koydum. Koyamadım onun yerine kimseyi ve uydum. Oyaladım kendimi, durdum.
pili bittik saat gibi durdum. Durdum. Kendimi bugün aynı yerlerde buldum. Çok tenha, pek yalnız, bir de yorgun. Oyaladım kendimi, durdum. Hep aynı soruları sordum. Yok oldum. Düşünüp kötüye yordum. Bir kenara çekilip uzunca durdum. Durduramadım, gözyaşlarımı boğuldum. Acısı yakıyor, kavruldum. Gelen o vakitsiz hasretlere sordum. Bir şey gelmez elden dediler, mahvoldum. İyisi mi geri çekileyim, ya da savaşıp yara alayım? Doğrusu ne, bilemedim. Vazgeçtim inan. Mi geri çekileyim, ya da savaşıp yara alayım? Doğrusu ne, bilemedim. Hayır hanımefendi, burası Çağatay Ulusoy'un evi değil. Ajans burası ya. Allah Allah, bir de suratıma kapatıyor ya. Peki Jülde nerede? Vallahi Çınar Bey bir işim var dedi, gitti. Ha, nereye gittiğini söylemedi mi? Yok, söylemedi. Allah Allah. İyi tamam, gelince o zaman sen bana bir haber verirsin. Tamam, ha, haber ederim. Tamam, tamam. İnandırıcı mı? İnandırıcı ötesi. Hadi. Çok heyecanlı. Heyecanlı, heyecanlı. Sen şöyle geç. Geç. Ezgi. Evet. Geldi mi sıram? Yok yok, daha var. Ay. Kaç kurtar kendini buradan Ezgi. Anlamadım. Günde 6 tane ilaç olur. 18 saat çalışmak için. Nefesini hissedin mi sen? Uyursan ölürsün, ne ifade ediyor senin için? Nasıl? Uyursan ölürsün, uyursan ölürsün. Ne ifade ediyor senin için? İşte bak, tam karşında duruyor. Bu işe girmeden önce bir erkek arkadaşım var. Artık yok. Niye yok? Neden yok? Nasıl yok ya? Niye? Çünkü çocuk beni bıraktı. Telefonlarını bile açamadı. Yüz yüze görüşmek asla. Sonra çocuk beni bıraktı. Bir mesajla. Bir mesaj. Mesajına beni 4 ay sonra dönmüş. Mezgi farkında değilim. Hiçbir şey farkında değilim. Uyursan ölürsün Mezgi. Uyursan ölürsün. Gülüm. Emrah Bey. Neredesin sen? Buradayım, kusura bakmayın. Bakarım. Kusura bakarım Gülüm. Senin benden habersiz olmasadan ayrılmaya hakkın yok. Anladın mı? Anladım. Ha. Not al şimdi dediklerimi. Hemen oluyorum Emrah Bey. Hadi. Saat 3'te havaalanında olacaksın. Evrim Alasya'yı karşılayacaksın. 4:30'da Dragosa sette olması lazım. Yazıyor musun? Yazıyorum Emrah Bey. Ha. Sonra oradan benim evime geliyorsun. Geçen seferki gibi vitaminlerimi almayı sakın unutma. Tamam mı? Sabah 6'da koşuya gidiyoruz. Gerisi zaten malum. Ajansta toplantı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Emrah Bey. Eğer bu dediklerimin birini bile unutursan başına neler gelecek biliyorsun değil mi Gülüm? Biliyorum Emrah Bey. Aferin. Uyursan uyursun. Unutma. Uyursun uyursun. Gülüm! Hadi! Vallahi sizden korkulur ya. Dicle.
Aa Barış, sen niye geldin buraya? Seni görmek için geldim. Seni seti yok muydu bugün? Var, bir tane sahnem var. Yani iki dakikada olsun seni görmek istedim. Biri görecek şimdi, başımız belaya girecek. Ya niye girsin? Benim işle ilgili bir sıkıntım var, sen de bana yardım ediyorsun. Gayet normal değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Yani. Ne var ne yok? Ajansla durumlar nasıl? Ya pek parlak değil. Şu an bir şey çözmeye çalışıyorum ama hiçbir şey bulamadım. Evet. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Feryan Savaş'ı Ego Ajans'a tekrar geri getirmem lazım ve kendisine küçük tatlı bir jest yapmam gerekiyor ama gerçekten hiçbir şey bulamadım ya. Selin diyorum. Ne alaka, anlamadım? Ya bilmiyorum kimden. Galiba Feriş'ten duymuştum. Selin Dion hayranıymış. Hatta bak bir hikaye paylaşmış. De şarkıyla ne yapacağım ben? Hayranıymış, konseri varmış. Bak yazmış zaten. Keşke gidebilseydim ama iş her şeyden önce gelir demiş. Bence bunu ayarlarsan çok güzel olur. İyi de nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Ben de bu Reji Burçin'in numarası vardı. Onu sana atayım, set saatlerini öğren, ayarla. Tamam. At sen bana onu. Tamam. Tamam. Geldi. O zaman ben gidiyorum. Sonra konuşuruz, tamam? Gitmesen. Ara beni, tamam, merak ediyorum tamam. Seni. Tamam, arayacağım, tamam. Git, zorunda mısın? Gitmem lazım. Tamam, hadi görüşürüz, bay. Bu insanlar iş görüşmesine neden geç gelir ki? Ya yani bu bir iş görüşmesi. Hepimizin işi gücü var neticede. Affedersiniz, ben rahatsız ediyorum ama Ezgi'nin çok acil bir işi çıkmış, o yüzden gelemiyor. Onun yerine ben geleyim dedim mülakata. İyi yapmışsın İmran. Seninle görüşmemiz yarım kalmıştı zaten. Hadi gel. Kalır tabii. Bu şartlar altında yarım kalması çok normal. Ha, Feris Hanım, benim hatam değildi gerçekten. Seni üzmek istememiştim. Yok Serkan Bey, ben üzülmedim. Otur Emrah. Evet. Biraz Dicle meselesini konuşalım. Sen ne diyorsun bu olanlara? Ben mülakat için gelmiştim Serkan Bey ama. Olabilir. Emrah'cığım, Serkan Bey sürprizlerle doludur. Her an her şey olabilir. Hazırlıklı olmak lazım. Yani evet, ben de biraz şaşkınım bu duruma. Sence bizim en büyük sorunumuz ne? İletişim. İletişim Serkan Bey. Yani bazen işler o kadar hızlı ilerliyor ki önünü alamıyoruz. Tam bir şeyler başlayacakmış gibi oluyor, bir anda gündemimiz değişiveriyor. Kesinlikle Feris Hanım. Gündemimiz değişiyor ama duygularımız aynı. Ya tabii, sonuçta profesyonel davranmak zorundayız. Bak ne kadar güzel söyledin. Ya... Bence bu kadarı yeterli. Ya neticede Emrah'ı tanıyoruz, biliyoruz. Yeteneklerinin de gayet net farkındayız. Değil mi Serkan? Yeterli. Emin miyiz? Evet, evet. Eminiz Emrah. Vaktini ayırdığın için sağ ol. Rica ederim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Çıkabilir miyim? Tabii. Kıraç'la birlikte mi geldiniz? Yok. Ben yalnız geldim. Yapayalnız geldim. İyi, memnun oldum. Çünkü Kıraç'la tekrar münakaşa etmek istemiyorum. Perihan Hanım, ben çok özür dilerim sizden. Size karşı çok mahcubum. Kıraç Bey de aynı şekilde. Sizinle iki dakika konuşabilir miyiz? Konuşuyoruz zaten. Ben sizi üzdüğüm için gerçekten çok üzgünüm. Anladım. Özür dilemek için geldin. Tabii ki diliyorum. Tabii ki dileyeceğim. Üstelik telafi de etmek istiyorum ben hatamı, izin verirseniz. Ben duydum ki siz Selin Dion'a çok hayranmışsınız. Ben de kendisine çok hayranım. Harika bir sesi var ve çok asil bir kadın. Selin Dion'un asaletinden bahsetmek için buraya kadar gelmedin herhalde. Yok, hayır. Buyurun. Bu ne?
ben sizin için küçük küçücük bir şey yapmak istedim. Duydum ki konserine gitmek istemişsiniz ama setiniz varmış. O yüzden Çukur'dan bir tanıdığımdan rica... Ya, kısacası anlatayım, ses saatinizde bir değişiklik oldu. Şu an siz konser saatinde müsaitsiniz. Ne diyorsun sen ya? Hiçbir problem çıkmadı ama merak etmeyin. Ben bugüne kadar kendim için hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım Dicle. Yani zevkim için, eğlence için ben sete gelemiyorum, set saatimi erteleyin. Böyle bir şey hiçbir zaman demedim ben. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Sen benim haberim olmadan üstelik. Onlar revizyon yapmışlar. Ben sadece arayıp sordum. Gerçekten onlar yaptılar mı? Sen beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Perihan Savaş kendi özel zevki için aradı, seti değiştirdi, gününü değiştirdi. O sette kaç kişi çalışıyor biliyor musun sen? Kaç kişi emek harcıyor? Şimdi lütfen bunu hemen düzeltiyorsun. Ego'dan son istediğim bu. Bir daha da başka bir şey istemeyeceğim zaten. Şimdi müsaade edersen içeride işlerim var. Ama ben çok hoşunuza gider diye düşünmüştüm. Bugün bir şey daha öğrendin Dicle. Bugün bir şey daha öğrendin. Yürü, düş önüme. Efendim. Ne haber Beren, nasılsın? Her şey yolunda mı? Ya ben idare ediyorum da evde durumlar karışık. Tahmin ederim. Set durumu ne bugün? Zamanın varsa ajansa uğra, biraz konuşalım seninle. Olur. Zaten çok azıcık bir işim kaldı. Yola çıktığımda ararım seni. Tamam, o zaman bekliyorum seni. Görüşürüz. Sağ ol. Selam. Selam. İyi misin? Değilim. Nasıl iyi olayım ki? Duydum, ajansta işler bayağı karışmış. Başından beri korktuğum her şey bir bir gerçekleşiyor şu anda. Annem Dicle'yi öğrendiğinde çıldırdı gece. Babam da çekti gitti. Dicle'ye gitmiş. Babam Dicle'de mi kalıyor? Evet. Öyleymiş. Ama bence anlayış göstermelisin Beren. Çünkü onun için de zor bir durum. Olur ya. Ben babamı anlayayım. Ben annemi anlayayım. Hatta ben Dicle'yi de anlayayım. Ya benim hayatım darmadağın oldu şu anda. Farkında mısınız bunun? Benim annem benimle de babamla da konuşmuyor artık. Kim peki bunun suçlusu? Bence bunun cevabını biliyorsun Beren. Çok sağ ol ya. Çok sağ ol gerçekten. Beni ara, konuşmamız lazım. Alo. Dicle, ne yaptın? Konuşabildin mi Perihan Savaş'la? Barış, ben her şeyi elime yüzüme bulaştırdım ya. Ne oldu? Niye ki? Ses saatleri yüzünden beni öyle bir azarladı ki. Hayatı boyunca böyle bir şey yapmamış. Bir konser için de asla yapmazmış. Ama ben sadece konuştum. Ben zorla revizyon yaptırmadım ki. Ya kusura bakma, bana iyi bir fikir gibi gelmişti. Hayır hayır, senin suçun yok. Bana da mantıklı gelmişti senin söylediğin ama... Neyse, artık başka bir şey bulacağım ben. Tamam, ben de aklıma bir şey gelirse ararım seni. Tamam, ararsın. Görüşürüz. Feriz, iyi misin bir tane? Ay yok, iyi değilim Peride. Gelsene. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle tabii ki. Ya bana bir iki gündür böyle oluyor ben. Ya böyle terliyorum, sıcak basıyor. Ya diyorum ki ben
Acaba erken menopoza girmiş olabilir miyim? Uykuların nasıl? Ya, çok iyi değil yani. Çarpıntı oluyor. Çok uzun sürmüyor ama oluyor yani. Ya, of ya bak yine sıcak bastı. Yani böyle dalga dalga geliyor. Bir geliyor bir gidiyor. Böyle bir geliyor bir gidiyor. Dalga 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 dalga. Ya, kafam da çok karışık. Yani ben gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Bir tane olanlardan sonra bence normal. Emin misin? Değilim. Çünkü ben doktor değilim. Gerçi işimiz çok stresli. Her şey de stres kaynaklı olabilir. Ama bana sorarsan sen bir doktora görün içimizin rahat etmesi için. Ya soğuk bir şeyler içelim mi? Hadi söyleyelim. Ucun derdim yok ya, ne üzüyorsun kendini? Ya Bekir abicim çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Bir şey diyeyim şey. Hadi ben kaçtım. Judith'ciğim neredesin sen? Arıyorum bir de açmıyorsun. Hakan'la görüştüm. Yani sen toplantıdaydın, ben haber veremedim. Telefonda sessizliğini görmemiştim. Ha, ne diyor Hakan? Filmin senaryosunda bazı revizyonlar yapmış, onları konuştuk. Of, akşam da beni yemeğe çağırdı. Filmin yapımcısı ve sponsoruyla tanıştıracak. Hadi ya, ne güzel. Yalnız Çınar, küçük bir sıkıntı var. Yani Hakan Kıraç Bey'i de çağırdı akşam yemeğe, ne yapacağız? İyi tamam, ben gelirim. Yine Kıraç'ın yerine ben gelirim. Hakan şüphelen misin sonra? Yok yok, ben ayarlarım onu. Sen hiç merak etme, tamam? Çınar, bu iş ciddi ciddi olacak galiba. Hmm, inşallah bakalım. Olacak inşallah Şüldeciğim. Hoş geldiniz Belen Hanım. Jülide sen şu senaryoyu bana bir versene, bir bakayım hangi sahneleri revize etmiş. Tamam. Tamam, sonra konuşuruz. Tamam, ben gelirim yanına. Tamam tamam, bakayım bir. Beren, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne olacak böyle? Her ne olursa olsun biz işimize bakacağız. Anlamadım. Annemle babam bu durumdayken işime mi bakacağım ben? Evet, aynen öyle. Beren'cim, hayatta her şey var. Sıkıntılar da var, mutluluklar da var. Bazen o nefesimizin daraldığı o kötü anlar da var. Ama her ne olursa olsun biz güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Benim yüzümden oldu. Beren, saçmalama. Seninle ne alakası var? Ya, suçlama kendini. Öyle. Benim yüzümden oldu. Dicle Ertem, Feris'in asistanı. Geldiği günden beri her şeyin içine giriyor. Her şeyi bozuyor, her şeyi mahvediyor. Hala ajansta çalışmaya devam ediyor anlaşılan, ha? Maalesef. Madem her şeyi karıştırıyor, neden hala ajansta? Neden bana söylemedin? Neyi? Dicle'nin Kıraç'ın kızı olduğunu başından beri biliyordun değil mi? Hı? Biliyorsun. Seninle Dicle hakkında defalarca konuştuk ama sen bana bunu söylemedin. Beren, eğer söyleseydin durumların buraya gelmesine müsaade etmezdin. Söyleyemedim işte. Yani sadece hayatımızdan çıkıp gitmesini istedim. Çıksın, gitsin istedim. Ama olmadı. Olmadı, kız çıkmadı tamam, hayatımız. Tamam, tamam. Beren, sakin olur musun? Beren, tamam. Tamam, sakin ol. Lütfen, sakin ol. Üzme kendini, tamam mı? Her şey geçecek. Güven bana. Hiç sanmıyorum. Gereksiz abi, gereksiz, gereksiz. Şu sahneler gereksiz yani. Gereksiz. Ne oluyor, ne söyleniyorsun yine kendi kendine? Ya Hakan, şu senaryosunun revizel halini yollamışlar. Ona bakıyorum şimdi. Gereksiz bir sürü sahne var Feris. Gereksiz sahneler var. Hepsi de erotik. Yani? Yani gereksiz. Film zaten derdini gayet güzel anlatıyor. Bu sahnelerin hiçbirine gerek yok ki. Niye yazmış anlamadım. Jülide ile Hakan arasında hiçbir şey yok. Evet, yok tabii. Niye varmış gibi davranıyorsun o zaman? Niye böyle gereksiz kıskançlıklar yapıyorsun? Kıskanmıyorum Ferisciğim, ben kıskanmıyorum, gereği yok. Bana mı anlatıyorsun sen bunu? Allah Allah ya. Ben senin daha ağzını açmadan bir bakışınla anlayabiliyorum aklından geçenleri, tamam mı? Ferisciğim, bu sahne gereksiz. Benim derdim o. Bu sahne gereksiz Feris. Hayır efendim, senin derdin kız arkadaşının bu filmde oynaması. Başka bir oyuncun olsa hiç üstünde durmayacağın sahnelere takılıyorsun. Ya bir de bana çok sinir oluyorsun şu an. Sana böyle her şeyi çat çat söylüyorum diye. Belki. Biraz. Çok az ama.
Biraz ne? Bana mı sinir oluyorsun biraz, yoksa Jülide'nin bu filmde oynamasına mı? Yani Feris, illa söyleteceksin değil mi? İlla duymak istiyorsun değil mi Feris'im onu? Ha. Evet, var öyle bir huyum. Benim Hakan'la ilgili bir derdim yok. Ha. Tamam mı Feris'im? Hakan'la ilgili hiçbir derdim yok benim. Sadece... kıskanıyorum. Tamam, oldu mu? Azıcık kıskanıyorum, tamam mı? Rahatladın mı? Ha? Ya bunu söylemek seni niye bu kadar rahatsız ediyor Çınar? Ha, kıskanabilirsin, olabilir. Ya sen gidip Jülide'yi darlamıyorsun ki bu konuyla ilgili, rahatsız etmiyorsun kızı. Yani belli bile etmiyorsun hatta. Ya kız farkında bile değildir. Yani ben öyle bir insan değilim ki Ferisciğim. Hiçbir zaman da öyle bir insan olmadım. Hiç sevmediğim şeyler bunlar benim. Öyle kız arkadaşının hayatına karışmak, kıskanmak, neredesin, ne yapıyorsun, nereye gittin, kimle görüştün demek falan. Hiç sevmediğim şeyler olduğu için sinir oluyorum kendime Feris. Ya biraz rahat bıraksana sen kendini. Rahat bırakayım. Sen söylüyorsun bunu. Bana diyene bak, sen kendini rahat bırakabiliyor musun Feris? Ha? Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ha. Bu senin dosyalarıma karışmış. Ha, öyle gidersin işte Feris Hanım. Konu size gelince öyle uzaklaşırsınız Feris Hanım. Tabii böyle yaparsınız sonra. Hadi gidin Feris Hanım. Bu ne bu? Feris, bu dosya ne peki? Feris. Mutlu musun? Niye mutlu olayım? Bilmem. Başından beri istediğin her şey gerçekleşti. Ben bunların hiçbirini istemedim Beren. Eminim. Hayatımıza girdiğin günden beri her şey tepe taklak oldu. Hayatımı mahvetmek için elinden geleni yaptın. Sonunda da başardın. Tebrik ediyorum. Ya dünya senin etrafına dönmüyor biliyorsun değil mi? Her şey seninle ilgili değil. Öyle mi? Öyle. O zaman... Benim babam neden senin evinde kalıyor Dicle? Hı? Annem neden üzgün? Benim eski sevgilim neden sürekli seni koruyor? Niye oluyor bütün bunlar? Ya bunlara bir cevabın var mı senin? Var. Evet, bir cevabım var. Hı? Ben hiçbir şey söylemedim Beren. Ben hiçbir şey yapmadım. Bana kalsa babamın kim olduğunu söylemeye bile niyetim yoktu. Ama sen durmadın. Öğrendiğin andan itibaren işler çevirmeye başladın. Geldin beni tehdit ettin. Egodan ayrıldın. Başka neler yaptın bilmiyorum ama boş durmadığına çok eminim. Her şeye sahiptin sen ya. Mükemmel bir ailen vardı. Seni el üstünde tutan bir annen. Seni yere göğe sığdıramayan bir babam vardı. İşlerin bu hale gelmesi benim hatam değil Beren. Hepsi senin hatan. Hepsi. O yüzden şimdi hatalarınla yüzleşme vakti. Tek tek yüzleşeceksin hepsiyle. Aradım seni birkaç kere. Ulaşamadım. Her şey yolunda mı? Ah, kusura bakma, ben sana dönemedim. Sen ne yaptın? Bir karar verebildin mi? Batuhan Bey hala bizden haber bekliyor. Evet, verdim. Aslında ben de onun için aradım seni zaten. Ve? Ve... Yüz yüze konuşalım mı? Yüz yüze konuşursak daha iyi olacak. Ben annemdeyim. Annemin konumunu atayım sana. Ah, gelemem ben Emir. Çok yoğunum bugün. Yani yoğunsundur tahmin ediyorum ama... Yüz yüze konuşsak çok daha iyi olur. Çünkü daha sonra konuşmak için fırsat bulamayabiliriz. Nasıl? Ne demek bu? Dicle, gelir misin? Tamam. Tamam, geliyorum şimdi. Geldim, hadi. Bekliyorum. Çok güzel, bayağı güzel. Çok güzel. Özellikle o sondaki Salda Gölü sahnesi zaten bayağı şey o sahne. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Yani karakterin böyle ruhundaki kirlerden arınıp çırılçıplak göle girmesi... O sahne olmasaydı böyle taşlar yerine oturmuyor gibi. Evet. Yine de bence bazı sahneler konuşulabilir, değiştirilebilir, düzeltilebilir. Değil mi? Hangi sahneler? İşte mesela en başta o Salda Gölü sahnesi. Yani... Sanki orada çıplaklığa çok gerek yok gibi Jülide.
elbiselerle de o duyguyu verirsin. Değil mi? Ben öyle düşündüm yani. Çınar, o karakteri ben değil de bir başkası oynasaydı da aynı şeyi söylerdin değil mi? Tabii herhalde söylerdim Jülide'cim. Niye söylemeyeyim? Söylerdim, ben profesyonel bir insanım sonuçta. Yani iş bambaşka bir şey, özel hayat bambaşka bir şey. Söylerdim. İyi, sevindim. Ben daha çok dramaturjik açıdan söylüyorum biliyor musun? Yani bence karakter o kadar şey yaşadıktan sonra üşümeli. Kat kat giyinmeli hatta, üst üste. Ya bence. Konuşuruz. Bunların hepsini şey yaparız. Kabul etmene çok sevindim. Gerçi bir ara korktum hayır diyeceksin diye sen ama. Hani seninle konuştuktan sonra en doğrusunun bu olduğuna karar verdim. O kadar sevindiler ki sana anlatamam. Batuhan Bey'in sesini duyman lazımdı. Keşke sana kaydetseydim ya. Gerçi bu kadar erken toparlanacağını düşünmemiştim ben ama. Bazen ısrarcı olmamak gerekiyor Dicle. Neden öyle diyorsun? Biz kendimize güvenmeseydik, denemeseydik belki de bu işi alamazdık. İşten bahsetmiyorum. Bizden bahsediyorum. Bak, ben seni ilk gördüğüm andan beri hiçbir zaman duygularımı senden saklamadım. Yalan söylemedim. Çünkü ben buyum. Mış gibi yapamam. Neysem oyum. Biliyorum. Ama olmayınca da olmuyor. Zorlamamak lazım belki de. Ne yazık ki duygularımız pek karşılıklı olmadı. Seni kırdıysam... Hayır. Beni kırmadın. Hiç kırmadın. Doğruya doğru bana umut da vermedin. Ama ben... Hep bir umut vardı içimde, anladın mı? Acaba mı dedim. Olur mu dedim. Zamana bıraktım. O yüzden de bu kararı verdim. Bence ikimiz için de en doğru karar bu. Sırf bu yüzden gidiyorsan Emir. Hayır. Teklif çok güzel. Kariyerim için çok önemli. Ama bu kararı verirken başka nedenlerim de yoktu dersem sana yalan olur. Söylemeyecek misin? Bunun üzerine ne diyebilirim bilmiyorum. Sen her şeyi söyledin zaten. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun Emir. Oyunculuk için demiyorum. Her anlamda. O kadar iyi bir kalbin var ki senin. Ne zaman istersem yanımda oldun benim. Elinden gelen her şeyi yaptın benim için. Dinledin beni. Bunun için teşekkür ederim sana. Rica ederim. Bak, nerede olursam olayım, her zaman yanındayım. Senin için elimden gelen her şeyi yaparım. Bunu biliyorsun. Keşke bu sefer de yardım edebilsen. Ne oldu? Bilmediğin bir şey mi var? Boş ver, boş ver. Anlat hadi. Dicle. Hı. Anlat hadi, anlat. Tamam. Bir anlatayım, belki aklına bir fikir gelir. Dinliyorum. Mehmet Er Yılmaz son filmi için Perihan Savaş'la birlikte çalışmak istiyordu. Ya ben Feris'e beni arama diyorum. Seni mi gönderiyor şimdi de? Hayır, alakası yok. Geldiğimi bilmiyor. Burada olduğumu bile bilmiyor Feris Hanım. Sen ne istiyorsun benden şimdi? Ben sizin çok vaktinizi almayacağım. Perihan Hanım konusunda gerçekten çok çok üzgünüm. Bu arada senaryonuzu okudum. Harika. Gerçekten yine çok güzel bir film olacak eminim.
Şöyle buyurun. Bu ne? İlk filminizde Aslı Orcan'la birlikte çalışmak istemişsiniz. Perihan Hanım'a teklif ettiğiniz rol değilmiş ama başka bir rolmüş bu. Hepsini öğrendim. Kendisi de çok istemiş sizinle çalışmayı ama bir türlü takvime uygun olmadığı için bir araya gelip konuşma fırsatınız olmamış. İnşallah bu filmde birlikte çalışma fırsatınız olur diye düşündüm. Gerçi Egon'un oyuncularından biri değil ama ben bir ortak vasıtasıyla aradım, konuştum. Senaryo fikrine de bayıldı, biraz bahsettim. Bu sefer kesinlikle sizinle çalışmak istiyor. Güzel, çok güzel. Ajandası da müsait madem. Ben ajansıyla görüşür hallederim. Sana ya da Feris'e ihtiyacım yok. Oldu. Hemen gelmen lazım. Çok acil yardımına ihtiyacım var. Feraycığım, ya lütfen beni bir dinler misin? Bir dakika bir nefes al. Feray, bir dakika dinle. Yahu bak, Feraycığım bu dönemde kim dijitale proje yapmak istemez? Ama elimizdekileri değerlendirelim diyorum. Tamam mı? Toprak işi deyip geçme. Hayır, hayır. Sen platoda çalışacaksın. İstanbul'dan ayrılmayacaksın. Hı. Hayır. Ben buradayım, evet. Feraycığım sen şu ana kadar hep AB işlerinde oynadın. Yani biraz bakış açımızı değiştirsek, yani farklı işler yapsak. Çünkü senin plastiğin çok müsait buna. Tamam, sen bir düşün. Sen bir düşün, beni ara. Tamam hayatım. Tamam. Öptüm. Sütsüz ve şekersiz. Çok sağ ol, zahmet ettin. Ama ben kahvemi sütsüz içmem mesela. Öyle mi? Hı-hı. Hı-hı. Tamam. Bak. Şekersiz de içme. Şahaneymiş. Ya içmeyecek misin? Çok güzel oldu kahve. Hadi. Odamda içerim. Sırf inadına yapıyorsun değil mi? Aa, ne alakası var? Evet, gördüğün gibi gayet güzel, gayet tadı yerinde, istediğim gibi. Hiç inandırıcı değilsin. O zaman tadını çıkar. Çünkü bu benimle ilgili öğreneceğin son şey olacak. Akşam işin var mı? Ya mesela benim yok. Var, evet. Biz seninle bir iddiaya girmiştik, hatırlıyor musun? Aha. Yani ödülü de yemekti ve ben kazanmıştım. Ne diyorsun? Başka bir zaman. Ne zaman? Kırmızı kar yağdığında belki. Hmm. Feris. Telefonumu unuttum. Barış, sen acil deyince ben buraya deli gibi geldim. Korktun mu? Korktum tabii. Zaten o yüzden yaptım çünkü başka türlü oraya getiremezdim seni. Gel seni biriyle tanıştıracağım. Hayır, hemen gitmem lazım. Gerçekten çok işim var, çok. Ya bir itiraz etmez misin? Gel hadi. Nuri Bey, otursana. Merhaba. Merhaba. Dicle ile tanıştırayım. Çok memnun oldum Dicle Hanım. Ben de öyle. Gördüğün gibi Nuri Bey'in büyük bir arşivi var. Daha önce benim bir problemimi çözmekte yardımcı olmuştu. Şimdi sana yardım edecek. Ne güzel. Hı. İkisi de çok iyi korunmuş, nadide kopyalar.
Benden başka kimse de bulamazsınız. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben işe yarayacağını düşünüyorum yani. Perihan Hanım'ın kesin hoşuna gidecek. Barış biraz bahsetti. Bence de denemeye değer. Bence de. Bunlar. Acaba ben bunları sizden almak istesem? Biz işin o kısmını aramızda hallettik. Nasıl yani? Barış? Hayır lütfen Barış. Ya, bunu küçük bir hediye olarak kabul eder misiniz? Belki bir gün daha uygun bir zamanda bizi ziyaret edersiniz. Burada sohbet eder, çay içeriz. Hem de ödeşmiş oluruz, ne dersin? Ama çok ayıp oldu size böyle. Hayır, hiç ayıp olmaz. Çok güzeller, çok teşekkür ederim. Sen çok de mahcup ettiniz beni. Sana güveniyorum Dicle. Bu sefer başaracaksın. Umarım. Teşekkür ederim. Gideyim o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Ne yaptın? O zaman ara beni, tamam mı? Gidiyorum ben. Şaşırmadım acaba? Çünkü vazgeçmeyeceğimi biliyordunuz. Ve maalesef haklı çıktım. Haklısınız. Bu yaptığım şey hiç doğru bir şey değildi gerçekten. Yani açıkçası siz söyleyene kadar ben o açıdan da bakmamıştım konuya. Ben öyle sizi küçük düşürmek, utandırmak asla öyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Çok özür dilerim. Tamam canım, peki. Bir dakika, çok özür dilerim. Ben sadece kendimi affetmek için yine küçük küçük bir şey düşündüm. Size bunu getirdim. Umarım beğenirsiniz. Özür olarak kabul ederseniz çok mutlu olurum. Nereden buldun bu dergileri? Arkadaşlarımla ayarladım ben. Beğenirseniz gerçekten çok mutlu olacağım. Ama ben bunları görmek istemiyorum. Ya. Çünkü bana yaşlandığımı hatırlatıyor. 30 yıl geçmiş, 40 yıl geçmiş. İnanmak istemiyorum. Ben ruh yaşımdan memnunum. 25 bana iyi geliyor. Onun için bunlar sende kalsın. Abi ben öyle bir şey demek istemedim. Çok özür dilerim. Affedersiniz. Kesinlikle ben size yaşlandığınızı söyleyeceğim. Öyle bir şey mümkün değil. Yok öyle bir şey. Tamam canım, tamam. Sana bir daha gelme diyeceğim ama pek anlayacak gibi görünmüyorsun. Çok özür dilerim ama ben yine de söz veremiyorum. Ben şimdi gideyim. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sonra yine gelirim. Yine gelirim. Çok güzelsiniz. Yürü. Dicle. Erken çıkmışsın. Vakit var sanıyordum ben. Şey, Batuhan Bey aradı da araç gönderecekmiş. Gelir birazdan. Ha, ben bırakırdım seni ama. Yok. Gerek yok. Ne bileyim havalimanı falan vedalaşmak. Sevmiyorum. Üzücü oluyor. Buraya kadar yani. Gidiyorsun. Öyle gözüküyor. Emir... Seni üzdüysem, kırdıysam çok özür dilerim. Özür dileme. Sen beni üzmedin de kırmadın da. Hatta hep benim iyiliğimi düşündün. Yanımda oldun. Kendine yüklenme. Bu arada ne zaman istersen, ben nerede olursam olayım. İstediğin anda beni arayabilirsin. Biliyorsun. Sen de beni arayabilirsin, biliyorsun. Ben sana bir şey getirdim. Manidar oldu biraz. Hoşuna gider diye düşündüm. Gitti, teşekkür ederim. Filmini izlemiştim hatta. Ama kitabını okumamıştım. Yolun uzun. Okumak iyi gelir. Evet. Her şey için teşekkür ederim. Hoşça kal Dicle.
Hoşça kal. Seni nereye götürürse götürsün, yolun hep açık olsun. Yani Ayça sponsor olmasaydı bu film de olmazdı şimdi, doğruya doğru. Tabii, tabii. O kadar uzun süre fon aradık ki tam umutlarımızın bittiği anda Ayça çıktı sahneye. Tamam, ben de varım dedi. Tam aradığımız filmdi. Kaçırmak istemedik. Hem zaten Çınar bilir bizim kriterlerimizi. Daha önce de çalışmıştık. Öyle mi? Ne güzel. Evet evet. Berkay'ın oynadığı filmin de sponsoru Ayça'ydı. Hatta Berlin'de açmıştı film değil mi? Yarışmaya da katılmıştı. Evet, gişesi de iyiydi. Tabii bizim hedefimiz hem gişe hem de festivaller. Cülden'in de performansıyla zaten. Yani umarım. Bence çok güzel bir iş olacak, ben eminim. Ben de öyle düşünüyorum. Ben zaten Jülide'ye güveniyorum. Gerçekten. Güvenmeseydim bu işe asla girmezdik. Değil mi? Harika bir sesi var. Size yarın demolarını göndereceğim. Öyle mi? Jülide Hanım proje için bence çok doğru bir tercih. Evet, bence de öyle. Çok teşekkür ederim. Storyboard da bitmek üzere. Özellikle final sahnesinin çizimine çok dikkat ediyorum. Tabii tabii. Onu çizmen lazım Hakan'cığım. Hakan çizerek çalışıyorum. Şart. Şöyle ki Salda Gölü'ndeyiz. Jülide elbisesini çıkartacak ve gölün kıyısında çırılçıplak yürüyecek. Kadının yalnızlığı, o yalnızlığını doğayla paylaşması. Jülide, gökyüzü ve göl. Şahane olacak. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Meral. Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Ne demek? Siz Dicle'nin babasısınız. Leyla teyzenin yeri çok ayrı tabii ama sizi de çok örnek alıyor. Öyle mi? Tabii. Her zaman çok çalıştığınızı söyler mesela. Kararlılığınızı çok takdir eder. Hırslı bir yanı var. Onu sizden aldığını düşünüyor. Sizin kadar iyi bir menajer olmak istiyor ayrıca. Daha önce söylediğimi bilmem. Söylemediyse benden duymadınız. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Ben mutfaktayım. Tamam. Aradım seni. Ulaşamadım. Merak ettim çok. Kusura bakma, ne olur. Ben cevap verebilecek durumda değildim. Hayır yok, kusura bakılacak bir durum yok. Ben öyle her şey yolunda mı diye aramıştım. Dicle, bir bakar mısın? Tamam canım, geliyorum. Ne yaptın? İkna edebildin mi Perihan Hanım'a? Yok. Çok zor bir gündü Meral. Ne yaptıysam işe yaramadı. Zamanım çok az kaldı. Ya şimdi Perihan Hanım'ı ikna edemezsem Mehmet Bey'i ikna edemiyorum. Var ya, bugün beni kapıdan öyle bir gönderdi ki. Hadi ya. Evet. Ne olacak peki? Olmazsa bu iş ciddi ciddi kovacak mı Serkan seni? Öyle görünüyor. Ya gerçi ben kendim için de teklif etmemiştim bunu ama. Biliyorum hayatım. Baban için çabalıyorsun. Evet. Duymasın, tamam mı? Bak, hiç hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Ay niye gitmiyormuş? Gurur duyar bence seninle. Olsun, yine de duymasın. Sen söyleme hiçbir şey, tamam mı? Tamam. Tamam, asma artık suratına. Hı. Asma, bulacağız bir çaresini. Bulacağız değil mi? Tabii ki bulacağız. Kesinlikle bulacağız. Ben eminim. İnşallah. Biz bulacağız. Ayça ile Semih de demoları dinledi mi bitmiştir. Zaten beğenmeme gibi bir şansları yok da. İnşallah. Kaslı da kilitledik mi önümüze bakarız. Süper. O zaman ben bir müsaadenizle lavaboya gidip geliyorum hemen.
filmin başına bir gönderme ekleyelim diyorum, finale yani. Kadın gölün içinden bize doğru geliyor çıplak olarak. Hakan'cığım, bu çıplaklığa o kadar fazla takılmasak mı acaba? Yani seyircinin gözüne sokmasak, ima etsek sadece. İlla net bir şekilde o çıplaklığı göstermeye gerek var mı sence? Gerek var tabii ki. Yani filmin başında kadın bize doğru geliyor, topluma doğru geliyor. Karakterin değişimini görüyoruz. Filmin sonunda da kadın bizden, toplumdan uzaklaşıyor. Bu ikisinin arasındaki ayrım o kadar net ki. İşte o ayrım net de benim için o kadar net değil ki Hakan'cığım. Yani o göl sahnesi olsun, bir de sonra o çimlerde koşma sahnesi var. O da biraz şey. Ten rengi bir tulum giyse ya da tayt, onunla böyle çıplakmış gibi göstersek ne dersin? Yani onu yapanlar var biliyorum ama olmaz. Benim olayım bu zaten, tabiat. Yapay olan herhangi bir şeyi benim kabul etme şansım yok. Ama istiyorsan bir cümle de soralım. Yok, Cemal. Biz konuşuruz ikimiz sonra, tamam? Bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Süper. Süper. Şimdi diyorsunuz ki kocamayacağız. Gücümüz yok. Hayır efendim. Koşacaksınız. Çünkü şampiyon olmak bir gün kaybedeceğini bile bile koşmaya devam etmektir. Gücünün yettiği son an kadar. Bakma bana öyle. Yarın neden koşacak? Çünkü sen de bakışlarınla her şeyi anlatanlardansın da ondan. Ne dedim peki şimdi? Hiç konuşmadan. Sadece bakarak ne söyledim? Vazgeçme. Devam et. Doğru. Bazen öyle olmuyor mu? Bazen her şey öyle üst üste geliyor ki tükeniyorsun. Ne dokunsan elinde kalıyor. İşte o zaman bırakıyorsun savaşmayı. Bırakmak demeyelim bence. Kısa bir mola diyelim. Pozitif bir mola. Nasıl? Hani biz Melis Birkan'la birlikte röportaj yapmıştık ya, oradan aklıma geldi. O zaman da pozitif bir mola demiştim. Herkesin çok hoşuna gitmişti. Yani en azından Feris Hanım beğenmişti. Başkasının seni beğenmesinin hiçbir önemi yok aslında. Biliyorsun bunu, değil mi? Nasıl yok? Sen kendinden eminsen, yaptıklarının arkasındaysan bırak konuşsunlar. Bugün Feris konuşur, yarın öteki konuşur. Önemli olan senin kendinden emin olman. Bırakma yani peşine düştüğün şeyi. Kararlı ol. Ben de bunun aynısını söylemeye çalışıyorum aslında. Bırakma mücadeleyi. Her insan hata yapar. Önemli olan bunu kabul etmek, telafi etmeye çalışmak. Bu yüzden de mücadeleye devam etmek lazım. Kırdığın kartlar ne olacak peki? Senin kalbini kırdım. Maydanın, derenin. Benim hayattaki en büyük pişmanlığım bu işte. Beni seven, bana güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmak. Olmuyorsa işte demek ki zorlamamak lazım. Oluruna bırakmak lazım. Hayır. Oluruna bırakamayız. Madem benim peşine düştüklerimi bırakmak gibi bir lüksüm yok. Öyle dedin çünkü biraz önce. Bırakma dedin.
Sen de bırakamazsın. Kaybedersek de böyle kaybedelim. Pes etmeyelim. Savaşalım. Ben bunu senden öğrendim çünkü. Pes etmemeyi. Bunu bir düşün olur mu? En azından bir düşün. Pes etmek bize yakışmaz bence. Ya aç şu telefonu. Of. Sedacığım günaydın, nasılsın? Günaydın, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Beren'i arıyorum, ulaşamıyorum. Bir verir misin telefonu, konuşmam lazım onunla. Birlikte değiliz ki biz. Nasıl yani, çıktı mı? Bizde değil, dün gece bir geldi. Oturdu yarım saat. Sonra çıktı. Eve gelmedi mi? Hayır. Aramadı mı seni sonra? Bir şey söylemedi mi? Konuşmadık, yok. Hiçbir şey söylemedi yani. Eve gidiyorum dedi. Başka da bir şey demedi. Anladım. Tamam Seda. Haber alırsan lütfen beni arar mısın? Tabii ki, tabii ki. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok şimdilik, sağ ol. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır, gel istersen. Yok. Benim canım istemiyor. Ama olmaz ki böyle. Sen dün gece de hiçbir şey yemedin. Efendim Mayda? Crash Beren'e ulaşamıyorum. Konuştun mu sen? Yok. Evde değil miydi? Birlikte değil miydiniz siz? Hayır, senden sonra tartıştık. Çıktı gitti, sonra Seda'ya gideceğim dedi. Şimdi Seda'yı arıyorum. Geldi ama kalmadı. Eve gideceğim dedi. Çıktı diyor. Seda'dan başka kimseyi aradın mı sen? Ya bir iki tanıdığı aradım işte. Ne gören var ne duyan var. Sonra da seni aradım haber vermek için. Açmıyor yani telefonu. Hayır açmıyor. Çalıyor açmıyor. Şimdi de arıyorum, kapalı çıkıyor. Ne yapacağız Kıraç? Öncelikle sakin olacağız. Demek ki yalnız kalmak istiyor. O yüzden açmıyor telefonu. Ya bu mu ya? Bana söyleyeceğin şey şu an sakin ol mu senin? Bu kadar mı yani? Ne dememi istiyorsun şu an Mayda? İlk defa mı yapıyor Beren bunu? Tamam, tamam Kıraç. Sen bana hiçbir şey söyleme. Ben bir şekilde bulurum Beren'i. Of, Beren of. Ne oldu? Dün gece Seda'da kalacağım diye çıkmış evden. Yok ortada. Orada da kalmamış. Belki başka bir arkadaşında kalmıştır. Yok. Mayda aramış birkaç kişiyi ama kimsenin haberi yokmuş. Aradığınız yok, kişiyi... kapalı telefon. Ben bulurum onu. Nasıl bulacaksın? Bilmiyorum. Bulurum bir şekilde. Beren ilk defa yapmıyor bunu işte. Kaç kere yüreğimizi ağzımıza getirdi. Sonra canı isteyince çıkıp geliyor işte. Ya Beren istemezse bulamazsın onu. Oturup bekleyecek misin böyle? Ne yapayım? Gelmiyor aklıma başka bir şey şu an. Anneciğim, tamam anneciğim, tamam anne, tamam anne. Anne dün gece de konuştuk ama bunları. Tamam canım. Yok gelmedi anneciğim, daha gelmedi. Tamam anneciğim, ben o zaman arayayım seni. Tamam, ben arayayım seni. Tamam, tamam hadi artık konuşuruz. Hadi öpüyorum, hadi bay bay. Bay bay. Günaydın. Günaydın. Çınar, sen iyi misin? Bir sorun yok değil mi? Annemler. Yani daha doğrusu sadece annem. Babamla hiç alakası yok. Annem.
Eğer şey yolunda Hidayesun, yani gayet keyifli vakit geçirdik. Yani hastalık falan değildir herhalde. Yok canım yok. Turp gibiler maşallah. Gayet iyiler. Bu gidişle zaten beni hasta edecekler. Çok az var. Çınar, ne olduğunu anlatacak mısın? Şimdi de ben ne yaptıysam olmadı. Tamam mı? Yani konuştum olmadı, anlattım olmadı. Üstü kapalı evden yollamaya çalıştım. Öyle de olmadı. Olmuyor yani. Bir şekilde tanışmak istiyorlar. Haberin olsun. Kiminle? Sizinkilerle. Hatta annem seni arayacaktı da vallahi zor ikna ettim. Hayır. Hayır olmaz. Mümkün değil böyle bir şey. Kesinlikle olmaz. Tamam. Ya panik yapma. Ben de konuştum annemle zaten. Tamam söyle zaten. Konuş Çınar. Yani lütfen bak. Bu konuda bir daha açılmasın. Yani tanışma falan öyle mümkün değil. Tamam. Lütfen. Olmaz yani. Buyurun Zehra Hanım, sizi alabiliriz. Tamam anne. Heh, ben geldim. Sen neredesin? Heh. 10 dakika var, yetişebilecek misin? Heh. Tamam. Tamam. İyi, hadi. Öyle herkese bunları yapmaz. Maşallah çok tatlı. Var mı sizin çocuğunuz? Yok ben sadece kontrole geldim. Rutin yani hamilelikle ilgili bir durum değil yani. Oğlum anne. Sen sevdin. Hadi gel. Emine Hanım buyurun sizi de alabiliriz. Tamam bir saniye geliyorum. Anne geldin mi, neredesin? Ya inanmıyorum sana. Bak çağırıyorlar. Aslan'la nasıl gireceğim içeri şimdi? Tamam anne ya. Kapat. Kapat anne, kapat. İsminiz neydi acaba? Feris. Feris Hanım. Annem gelecekti ama geç kaldı. Bir 5 dakika Aslan'a bakar mısınız? Ben ufacık bir muayene olup geleceğim içeride. Ben bilemedim şimdi. Korkarsa, çok kısa, ağlarsa. Hiçbir şey olmaz. Şöyle bir tur atarsınız. Bunun için tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslan. Aslan. Dur ağlama, sakın ağlama, tamam mı? Ağlama. Gelecek anne. Aslan. Ne yapacağım ben seninle? Tükürme, dur. Bir dakika dur. Sen ya. Sana bir şey söyleyeceğim ama. Söyle. Beren dün geceden beri ortada yokmuş. Mayda Hanım'la babam arıyorlar, ulaşamıyorlar. Telefonu da kapalı. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Nasıl ya? Kimseye bir şey söylememiş mi? Hayır, söylememiş. Ya o şeye gitmiştir, Seda'ya gitmiştir kesin. Gitmemiş işte. Ya Mayda Hanım'la babam sabah bunu tartıştılar. Telefonu kapalı, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Barış, acaba sizin ortak tanıdıklarınızdan biri... Ne mi sorsak ya da ne bileyim. Belki de nerede olduğunu bilen vardır. Tamam, sorarım. Tamam ama beni ara olur mu? Mutlaka ara beni. Ararım, merak etme. Bir şey öğrensem de öğrenmesem. Tamam, tamam oldu, tamam. Türk kahvesi. Efendim? Tam 40 yıl hatırı var Dicle. 40 yıl. Yani aranı düzeltmek istediğin birileri varsa bir dene isterse. Belki işe yarar. Yapma.
Öyle mi? Nasıl yani? Böyle mi? Böyle. Böyle. Böyle mi? Çınar, Çınar! Hakan aradı şimdi. Semih Bey ile Ayça Hanım'a şarkımı dinletmiş. İkisi de bayılmışlar. Ha, oh tabii beğeneceklerdi tabii. Bak Jülde. Ya yakında sözleşmeyi imzalarız dedi. Ciddi ciddi oluyor galiba Çınar. Bayağı alıyorum ben rolü. Evet ama yine de biz öyle hemen yükselmeyelim. Tamam mı? Çünkü biliyorsun zaten bu işlerde motor demeden hiçbir şeyin garantisi yok Jülde'cim. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. O zaman ben şimdi gidiyorum. Birkaç işim var. Halledip geleceğim. Tamam. Konuşalım. Konuşalım, tamam canım. Ayça'cığım selam, ne haber, nasılsın? Ayça, ben seni çok fazla vaktini almadan hemen bir şey soracağım sana. Dün söylemeyi unuttum. Benim bir arkadaşım da filmine sponsor arıyor da... diyorum acaba sizi bir tanıştırsam mı? Ama şu anda kendisi burada değil. Öncesinde biz bir yemek yesek, buluşsak, ben sana anlatsam... ne dersin, uygun musun, müsait misin? 12 bugün uygun, uygun uygun. Gelirim, tamam. Harika oldu, tamam canım, tamam. Hadi bay bay. Olmadı aslan. Ya denedim de diyemem ki. Denemedim çünkü yalan yok. 25'imde daha kariyerimin çok başındaydım. 30'da her şey bu kadar hızlı akıp geçiyordu ki. 35'te kaybedeceğim çok şey vardı. Vazgeçemedim. Şimdi 40'a dayandım. Ya susarsın öyle. Ben de inanamıyorum bu yaşa geldiğime. Şimdi geriye dönüp baktığımda hepsi bahane biliyor musun? Saçma sapan bahaneler. Yapabilirdim. Durabilirdim. Tamamen kendime bırakabilirdim. Şimdiki aklım olsa 30'umda yapardım. Hiç beklesin. Bir yere kaçmıyor ki. Ama bu... kaçıyor işte. Menopoz diye bir eşik var biz kadınların hayatında. Ben daha sonra... çok büyük bir ihtimalle... o işi açtığımı öğreneceğim. Senin burada kucağımda tuttuğum anı hiç... hiç unutmayacağım aslında. Hiç. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Ben şunu size vereyim. İyi günler. İyi günler. Ha, efendim. Buyurun. Bana çok acil bir telefon geldi. Benim çıkmam gerek. Doktor hanıma söylerseniz çok sevinirim.
bir haber alırsan... Tamam, tamam Mehmetciğim, sağ olasın. Çok sağ ol. Aklıma gelen herkesi aradım. Ses yok. Ben akşam çıkıp geleceğinden eminim. Daha önce de yapmıştı bunu. Lütfen kendini üzme daha fazla. Böyle sallarsan aşk geliyor. Aa! Sonuçta 40 yıl hatırı var demişler, öyle değil mi? Bari siz yapmayın, ne olur. Ya bizim bir şey yaptığımız yok aslında. Her şeyi siz yaptınız Dicle. Emrah, sen bir şey söylemeyecek misin? Çok kırgınım sana. Yaşadığımı biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü acaba? Kendinizi bir de benim yerime koyun. Bir de benim neler yaşadığımı düşünün, neler hissettiğimi düşünün. Hiç kolay değildi. Gerçekten değildi. Ya biz buraya her gün birbirimizin yüzüne bakmaya geliyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz. Ama benim sakladığım hep bir sır var ortada. Söyleyemiyorum, konuşamıyorum, anlatamıyorum. Bugüne kadar, Ego Ajans'a gelene kadar bizim doğru dürüst bir ilişkimiz bile olmadı. Burada tanıdık neredeyse birbirimizi. Ya iki kelime konuştuk, konuşmadık. Konuşurken de ya biri gördü, ya biri duydu diye hep endişelendik. Babasız büyümenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz siz. Bu kadar yakınken uzak durmanın, ya bir kelime edebilmek için fırsat kollamanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Belki de o yüzden anlamıyorsunuz beni. Dicle, gel benimle. Geç otur. Bana çok kızgınsın. Hiçle ben. Ben... Bir süreliğine çalışmayalım derken... Ben babasız büyümenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hayatta... En güvendiğin insanın seni yarı yolda bırakmasının, büyürken yanında olmamasının ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ben 10 yaşındaydım babam bizi terk ettiğinde. Gidip başka bir hayat kurduğunda. Unutulmuyor. Geçti gitti diyorsun. Ben büyüdüm artık, yetişkin oldum. Bu durum beni eskisi gibi yaralayamaz. Diyorsun kimse beni incitemez.
Üzemez. Olmuyor. Ya o yaralar bazen öyle bir depreşiyor ki. İleriye bakmak istiyorsun, gri bir sonsuzluk. Geçmişe dönüp bakıyorsun, hepsi yaşanmış, bitmiş. Yapılabilecek hiçbir şey yok zaten. Şimdi değilse de karanlık bir yolda yolunu bulmaya çalışıyorsun. Tek başına. Birlikte çalışmak istemiyorum derken ben hatalıydım. Bir anda ağzımdan çıktı. Ve sen de biliyorsun gayet güzel bir anda ağzımdan çıkanların başımıza neler açabildiğini. Senin hiçbir suçun yok. Bunu söylemesi gereken kişi Kıraç'tı. Sen değil. Ve ben seni asla suçlu hissettirmemeliydim. Çünkü az çok tahmin edebiliyorum neler hissettiğini, nasıl içine attığını. Suçluluk duyduğunu. Doğru. Karanlık yolda tek başına ilerlemeni istemiyorum. Konuşmak istersen, paylaşmak istersen tabii hala benimle. Konuşmak istersen ben buradayım. Çok isterim. Bunu unutma olur mu? Unutmam. Teşekkür ederim. Şeylerin peşindesin. Git. Tamam. İşini hallet. Hı hı. Sonra konuşuruz. Tamam. Ben buradayım. Teşekkür ederim. Ve yardıma ihtiyacın olursa söyle. Tek başına halletmeye kalkma. Tamam mı? Tamam. Ben buradayım Dicle. Her şey yolunda mı? İdare ediyorum. Bir şey mi var? Yok. Merak ettim sadece. Bütün gün dışarıdaydın. İşlerim vardı. Peki. Kar mı yağıyor? Gerçekten yaptın mı bunu? Ya Serkan. Evet gerçekten bunu yaptım. Ya üşenmeyip bir de kar makinesi mi ayarladın? Aynen. Kimse sormadı mı? Sordu. Kısa film için deneme yapıyoruz, ses yapıyoruz dedim. Ne diyeyim? Başka bir sorun var mı? Yok. Bir yemek o kadar. Sadece bir yemek. Sadece bir yemek. Sadece bir yemek. Tamam. O zaman sadece bir yemek. Tamamdır. Bir şey öğrenirsem ararım ben seni. Çok sağ ol. Efendim? Abi Ömer'le konuştum şimdi.
Onların Şile yakınlarında bir evi vardı. Beren akşam gidip anahtarını almış oranın. Sende bir gelişme var mı? Ya yok, Sarkan'la konuştum da onun da bir şeyden haberi yok. Bir iki kişiyle konuşmuş, bir şey çıkmamış. Tamam, o zaman ben şu Şile'ye bir gideyim bakayım. Belki bir şey çıkar. İyi tamam, geleyim ben de seninle birlikte. Yok gerek yok. Dicle'yi ararım ben, onunla birlikte gideriz. Tamam, haber ver bana da. Tamam, görüşürüz. Aa, çıktığını görmedim. Bankaya gittim. Bir işim vardı, onu hallettim. Yüzün gülüyor. Bir şey olmuş. Yo, her zamanki halim. Jülde'cim, ben neşeli bir insanım. O yüzden de yüzüm gülüyor. Doğru. Aynen. Jülde, ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen daha demin annemlerden bahsederken niye öyle gerildin? Yo, gerilmedim. Yani niye gerileyim Çınar? Bir şey olmadı yani. Bu fotokopi bozulmuş. Ben bir fotokopi odasına gideyim. Fotokopiler olmuş mu diye. Bir bakayım, geleyim ben. Soruyor, herkes soruyor çünkü. Yetişemiyorum sonra ben. Umarım kimse bizi görmez. Sanmıyorum. Baksana kimse yok etrafta. Ayrıca biz Beren'i aramak için bir araya gelmedik mi? Tabii ki canım. Geçen sefer Çağatay Ulusoy'u arıyorduk. Şimdi Beren'in peşindeyiz. Kayık sallanınca elimi tutmuştun ama. Çok utanmıştım sonra. Pardon demiştin hatta. Ben Beren'i aradım birkaç kere. Açmıyor hiçbir şekilde. Belki de çekmiyor. Yani evinin oralarda çekmiyor olabilir telefonu. Sanmıyorum. Bence bilerek kapattı. Şu halimize bak ya. İnanamıyorum yani. Bir araya gelmek için o kadar uğraştık. Yani kimseye görünmeyeceğiz diye bin takla attık. Ve şu an ne yapıyoruz? Beren'i arıyoruz ve birlikte. İnanamıyorum ya. Barış dikkat et. Hop. Barış dikkat et! Tamam, dur. İyi misin? Nice, iyi misin? İyiyim. Dur, çok korktum. Sadece çok korktum. Tamam. Bir yere çarpmadın. Yok, çarpmadım. İyiyim, tamam. Sen iyi misin? Ben iyiyim ya. İyiyim. Tamam. Tamam. İyiyiz. Korkma. Tamam. Tamam, sakin ol. Şimdi çıkıyoruz. Hı. Tamam, bir dene bakayım. Her yer çamur. Ay. Kaldık mı yoksa? Hı? Kaldık. Ya çaktım, kaldık. Tamam. Ötüyor. Tamam, kalmadık. Sakin ol. Şimdi... İnelim. İnelim, olmaz böyle. Tamam, bir çıkayım ben. Tamam, hadi inelim. Tamam, sakin ol. Tamam. Sakin ol Dicle. Of, her yer çamur. Tamam, gel bana doğru. Gel bana doğru. Bir saniye. Geliyorum. Gel, ben sana yardım edeceğim. Tut elimi. Tamam, tuttum. Tamam. Oh, çamura bastırdı. Dur, tamam. Ha, gitti ya, gitti ya. Tamam. Ne yapacağız şimdi tamam, biz iyiyiz. Böyle? İyiyiz, tamam. Ne yapacağız? Yol yardımı arayacağız, hallolacak. Tamam, ara. Tamam, ara. Çok geç kalmayayım. Geç kalmam inşallah, tamam. Arayamıyorum çünkü telefon çekmiyor. Yapma. Belki benimki çekiyordur. Çekmiyor. Ne yapacağız? Biz biraz önce bir köyden geçtik yani. Evler mevler vardı. Belki ileride de vardır. Vallahi bunu öğrenmenin tek bir yolu var Dicle. Her yerim çamur oldu. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kıraç Bey, sizi çok merak ettim. Aradım da birkaç kez, açmadınız. Yardım edebileceğim bir şey olursa lütfen haberim olsun. Aklım sizde. Nasıl döneceğiz şimdi buradan geri biz? Çekici çağıracağız. Ya of, kim bilir kaç saat sürecek ya. Ya bir sakin olur musun? Olamam.
Vakit kalmadı. Mehmet Bey, Perihan Hanım, Aygül Ajans'a geri dönmek için ikna edemedim. Ajans'tan çıkarken kimseye de haber vermedim. Şimdi arasalar ne diyeceğim ben, ne diyeceğim? Bin tane farklı işi aynı anda yapmaya çalışıyorsun. Farkında mısın? Farkındayım. Ama başka türlüsünü bilmiyorum. Ne yapayım? Böyle atlıyorum her şeyi. Hop kendimi ormanın ortasında buluyorum. Şu hale bak ya. Bana niye kızıyorsun? Ben sana kızmıyorum. Ben duruma kızıyorum. Emin misin? Evet. Peki. Duman mı o? Evet, duman. Hadi. Gördün mü? Bak, çözüldü sorun. İyiyim. Merhaba. Merhaba. Hayırdır gençler? Ya abicim, bizim şu yolun başında araç saplandı da çamura. Telefonla araç çekmiyor biliyorsunuz. Bir çekici arayabilirsiniz. Yani yardım ederseniz çok seviniriz. Tamam tamam. Siz geçin şöyle. Donmayın burada. Ben gidip bir bakayım. Ha şey, araba neredeydi? Bir tarif et bana. Beraber gidelim isterseniz. Yok, olmaz. Sen hanım kızın yanından ayrılma. Ben giderim. Ver anahtarı. Ver. Tamam. Hemen şu yolun başında, görüntü tamam, yerinde. Tamam, ben bir bakayım. Taze çay koydum. Demledim yeni. Siz işe durun. Hemen gelirim ben. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bir şey. Hakan, ne haber? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Delireceğim artık, aklım almıyor. Ne oldu? Kıraç burada mı? Benim acil bir şey konuşmam lazım onunla. Yok, o gelmedi bugün ajansa ama konu ne? Ben yardımcı olayım. Sen niye gelmişsin ajansa? Benim Çınar'la bir görüşmem vardı da. Biliyorsun Kıraç olmayınca Çınar ilgileniyor benimle. Ha pardon ya, kusura bakma, ben çok sinirlendim az önce, benim biraz kafam gitti. Sorun ne Hakan? Ayça sponsorluktan çekildi. Nasıl, neden? Fazla eritikmiş. Çıplaklık çok ön plandaymış. Artı 18 girmek zorunda kalabilirlermiş filme. Böyle bir şey olsun istemiyorlarmış falan filan, bir sürü saçmalık. Hoş geldin Hakan. Çınar filmin sponsoru çekilmiş. Aa, nasıl olur? Niye çekilmişler, olur mu ya öyle şey? Fazla eritik bulmuşlar. Hayır, sen bilmiyor musun bu filmin erotik olduğunu? Neymiş efendim? Bir de sette yeni erotik sahneler ekleyebilirmişim. Kim uydur ya bunları? Ayça'cığım, seni tebrik ediyorum. Ya Hakan'ın filmine sponsor olduğun için takdir ediyorum hatta, gerçekten. Çünkü sonuçta bu filmde çok fazla bir maddi karşılık olmayabilir, biliyorsun. Neden öyle dedin? Festival filmi bu Ayça'cığım. Yani bir kere oldukça uzun. Ağır. Ciddi anlamda ağır. İçinde cinsel ögeler de var Ayça. Festival filmi diyorum ama ödül alabilir mi bilmiyorum. Yani böyle bir farklı bakış açısına sahip mi emin değilim açıkçası. Bence gayet enteresan fikirleri var. Var, tabii ki var. Yok değil, var ama Hakan mesela senaryosunu bitirdikten sonra yeni sahneler ekleyebilir. O eklediği sahneleri çekerken bir anda vazgeçip aklıma başka bir sahne geldi deyip ona yönelebilir. O sahneler genelde erotik sahneler olabilir Ayça. Öyle olunca bir kere zaten televizyon imkansız. Sinema desen, orada da bir yaş sınırlaması var. Yani geriye bir tek festivaller kalıyor. Orada da ödül alamayabilir bence. Yani ben bunları baştan söyleyeyim de Ayça'cığım. Ondan sonrasında üzülmeyelim hiç. Moralim bozulmasın Ayça. Ben ihtimalleri sayıyorum. Yani sonuçta bunların hiçbiri de olmayabilir. Öyle düşün. Ya olursa? Her şey bitti. Başlamadan bitti. Sponsorluk olmazsa yatar bu iş. Belki sonradan fikir değiştirirler. Ya da sen konuşursun, ikna edersin bir şekilde, olamaz mı? Yok, yani her şeyi denedim. Bu saatten sonra olacak iş değil. Neyse ya, ben daha sonra ararım seni. Tamam. Of. Ya neden böyle oldu şimdi? Yani yapacak bir şey yok Jülideciğim. Ne yapalım? Başka işlere bakacağız. Zaten sen de biliyorsun yani bu sektörde böyle şeyler çok olur. Kaç tane filmde gördük aynısını. Boş ver tatlım. Üzülme sen işte, tamam. Yani biliyorum. Biliyorum Çınar da, ben bu sefer çok heveslenmiştim. Olacağına ben o kadar emindim ki. Tabii olacak. Olacak. Çok daha güzeller olacak, iyileri olacak. Evet, çay koydum sana. İstemiyorum. Ben zaten niye giriyorum ki bu işe? Ki niye Beren'i bulacağım diyorum? Çünkü sen dünyanın en güzel, en harika kızısın. Ya, tabii.
O harika insan var ya şu an bak çamura batmış halde. Ne var? Telefon çekmiyor, bir şey yok, mesaj atamıyorsun. Bence biraz sakin ol Dicle. Halledeceğiz her şeyi. Bak ne güzel bir yerdeyiz. Ne yapacağız böyle Barış? Çıkarmış arabayı. Sizin işinizi hallettik. Komşunun traktörüyle çektik çıkarttık çamurdan. Ah çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ya, yani zahmet oldu size de. Ne, bizim borcumuz ne kadar? Ne borcu bu oğlum ya? Borcu yok. Yardım ettik sadece. Ya olmaz öyle, biz de size bir yardım edelim. Bir ihtiyacınız varsa... Ne bileyim, bir yere gidilecekse götürelim. Ya da bir yere gitmek istiyorsanız biz bırakalım, bir şey lazımsa getirelim. Sen oyuncusun değil mi? Evet. Benim büyük oğlanın evinde görmüştüm seni. Bende televizyon yok. Ara sıra giderim onlara bakarız. Benim torunlar bayılıyor sana ya. o zaman şey yapalım, biz bir fotoğraf çekelim isterseniz. Onlara göndeririz, belki hoşlarına gider. Bende telefon yok. Şöyle yapalım o zaman. Siz bana torununuzun telefon numarasını yazın. Biz sizi fotoğraf çekelim bir güzel. Sonra telefonu çektiği yere gelince torununuza atarız fotoğraf, olur mu? Bak görüyor musun? İkimizden de akıllı çıktı bu kız. Öyledir. Al bakalım. Teşekkür ederim. İsterseniz böyle şimdi kulübenin önüne geçin. Yok 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 kızım yok. Arabanın önünde çekelim. Kulübeyi hep görüyorlar zaten. Tamam tamam öyle yapalım. Hadi. Tamam. Biraz gülümseyin. Tamam. Tamamdır, çektim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bir şey değil. O zaman biz gidelim. Gidelim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz her şey için. Bir şey değil, yolunuz açık olsun gençler. Keyfin yerinde galiba. Yok, her zaman kendim. Evet, her zaman kendim Feriz. Ne? Hı, tabii. Evet, öyle. Sen ne yaptın, gittin mi doktora? Gittim. Ha, istedin mi test falan, yaptırdın mı? Gittim, sıramı bekledim. Sıram gelince de... İçeri girmedin, kaçtın. Değil mi Ferizciğim, kaçtın. Niye kaçtın hayatım? Ya, böyle bana üzgün üzgün bakacaktı. Sonra bana... Kusura bakma Feriz, aile kurmak için çok geç kaldın diyecekti. Hayatını çalışarak geçirdin, kariyerse kariyer, başarıysa başarı. Hep başka insanların dertlerine koştun, şimdi tek başınasın ve hep öyle kalacaksın diyecekti. Hmm. Doktor mu söyleyecekti bunları Feriz? Ya, yani bu kadar detaylı olmasa da evet yani şansımı kaybettiğimi söyleyecekti neticede. Ya ben de içeri girmezsem, bunları duymazsam... Gerçek değilmiş gibi yapabilirim diye düşündüm. Ferizciğim, canımın içi ama bunlar senin düşüncelerin. Yani sen yalnız kalacağına inandığın için bak hayalindeki doktor bile sana güzel şeyler söylemiyor. Farkındasın değil mi Feriz? Ya haksız mıyım Çınar? Haksızsın. Haksızsın Ferizciğim. Ben de seninle aynı durumdayım. Yalnız mıyım yani ben şimdi? Çocuğum yok diye bir ailem yok mu benim Ferizciğim? Ya öyle demek istemedim ama sen anladın ne dediğimi. Anlıyorum hayatım. Ben anlıyorum seni. Ben anlıyorum da zaten... Yani ben senin böyle düşünüyor olmana üzülüyorum. Evet, belki haklısın yani. Belki gerçekten de doktor sana çocuk sahibi olamayacağını söyleyecek. Ama belki ileride doktor bana da benim çocuk sahibi olamayacağımı söyleyecek Feriz. Böyle bir şey olmayacağını nereden bilebiliriz ki? Yani anne baba olmanın tek yolu çocuk sahibi olmak değil ki Feriz. Bazen hiç tanımadığın bir çocuğa annelik babalık yaparsın. Bazen yeğenine yaparsın. Ne bileyim, kediye yaparsın, köpeğe yaparsın, çiçeğe yaparsın. Yaparsın yani Feriz, birine yaparsın. İlle tek mesele biyolojik olarak çocuk sahibi olmak ya da doğurmak değil bence. Önemli olan tek bir şey var. Sevgini paylaşabilmek. Bak biz, bak bize bir bak bize. Yıllardır birlikteyiz, birlikteyiz, güçlüyüz. Neler yaşadık seninle Feriz? Güldük, ağladık, kavga ettik, tartıştık, barıştık. Birbirimize telefon bile fırlattık, hatırlatırım. Hatırlıyorsun değil mi? Doğru. Doğru. Doğru, ben senin hep yanındayım. Tamam mı? Hep de yanında olacağım. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da. Sen üzülme. Tamam mı? Kendini hiç yalnız da hissetme. Her zaman buradayım. Her zaman.
Sen iyi ki varsın. Duygulandın mı sen? Hayır, oluruna bırakamayız. Madem benim peşine düştüklerimi bırakmak gibi bir lüksüm yok. Öyle dedin çünkü biraz önce. Bırakma dedin. Sen de bırakamazsın. Kaybedersek de böyle kaybedelim. Pes etmeyelim, savaşalım. Ben bunu senden öğrendim çünkü. Pes etmemeyi. Bunu bir düşün, olur mu? Pes etmek bize yakışmaz bence. Konum burası. O ne o? Peşimi bırakın, yalnız kalmak istiyorum. Üf, Beren ya. Ya bu kadar yol geldik, bu kadar boş boşuna vakit harcadık. Ne Beren'i bulduk ne bir şey. Tamam, biraz sakin olur musun Dile? Olamam. Yani not bıraktığına göre bize demek ki peşinde olduğumuzu anlamış. Bu kadar basit. Yani? Yani işte sesle düşünüyorum işte. İşe yarıyor mu sesle düşünmek? En azından iyi olduğunu biliyorum. Ömer abi, ben geldim senin oraya da Beren'den bir haberin var mı ya? Kapıya da not falan bırakmış. Aynen. Ve o senin evin oradayım, ben içerideyim. Dile. Ömer'le konuştum. Ondan öğrenmiş geleceğimizi. Çıkarken de ben geri geleceğim dememiş. Birkaç arkadaşıyla daha konuştum ama kimsenin bir haberi yok. Eğer bir şey çıkarsa haber verecekler. Harika. Beren yok, Perihan Hanım yok, Mehmet Bey yok. Babam zaten işlerin başında yok. Süper. Evet, farkındayım. Şu an durum biraz karışık. Ama iyi yönünden bak. Yani bak, uzun zamandır görüşemiyoruz. Şimdi birlikteyiz. Evet ama her şey ters gidiyor. Evet, farkındayım. Ama asistan ya da menajer olarak düşünmeyi bırakıp Dicle olarak düşünmeye başlarsan, yani kendin olursan, her şey yoluna girecek. Hem bak, ne kadar güzel bir yerdeyiz. Çiçekler, doğa, biz birlikteyiz. Bence bunun tadını çıkarabiliriz. Şey, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Şu karanfillerden alsak. Acaba hırsızlık yapmış sayılır mıyız? Bence olmaz. Bence de olmaz. Yok vallahi, yani ben bu sektöre giremeyeceğim galiba Çınar. Ya saçmalama Jülideciğim. Sen zaten sektörün içinde gibisin. Yani bak, hem burada çalışıyorsun hem Egon'un oyuncususun. Öyle düşün. Yani tam oldu. Bu sefer başardın Jülide derken illa... Demek ki başka işler olacak Jülide. Başka fırsatlar çıkacak karşına. Güven bana, gerçekten. Gerçekten sen bana güven. Ne bileyim ya şimdi. Ay. Hakan. Of, Allah'ım, inşallah güzel bir haberdir. Efendim Hakan? Ben biraz düşündüm. Ne olursa olsun bu filmi çekmeye karar verdim. Hatta iki sponsor adayıyla görüştüm bile. Gerçekten mi? Evet. Ya sana haber vermek istiyordum. Lütfen başka işlere bakma, benden haber bekle. Ne olursa olsun bu filmi çekeceğiz. Tamam, bu harika bir haber. Ya Hakan, o kadar mutlu oldum ki ben anlatamam. Arayacağım ben seni. Tamam tamam canım, görüşürüz. Ne diyor? Ya film için yeni sponsorlarla görüşmeye başlamış bile. Ne olursa olsun sen hiç merak etme, biz bu filmi çekeceğiz diyor. Ha bak, ne güzel. Ya Çınar, ben o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ben de. Nasıl? Gördün bak. Vazgeçeceğimi düşünmemiştiniz değil mi? Peşimi bırakırsın diye umut etmiştim ama... Bırakamadım.
Perihan Hanım, ben sizi sinirlendirecek hiçbir şey yapmayacağım. Set yok, dergiler yok, hiçbir şey yok. Sadece çiçekler var. Çok teşekkür ederim. Ama egoya geri dönmeyeceğim, bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Onun için gelmedim. Ben sizden gerçekten içten bir özür dilemek için geldim. Onun için buradayım. İzin verirseniz ben size her şeyi dürüst bir şekilde anlatacağım. Gerçi biraz uzun sürebilir çünkü her şeye en baştan başlamam gerekecek. Başkentleri Yakut, kentsel yerleşim standartlarına göre dünyanın en soğuk ikinci kenti. Ben geldim. Orenk kenti ise birinci sırada yer alıyor. Yakutsk'a bağlı ve Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Verhoyans ilçesi kasabası dünyanın en soğuk kasabası. Yine bu Dicle'yle konuştunuz mu hiç? Evet, konuştuk sabah. Ben aradım, ulaşamadım. Şarj bitmiştir. Bütün gün koşturuyordu çünkü. Perihan Savaş'ın sorununu çözmeye çalışıyordu. Bir de Mehmet Er Yılmaz galiba. Durum da kritik biliyorsunuz. Allah Allah, ikisi de gitti zaten egodan. Dicle sizden sonra Serkan Bey'le bir anlaşma yapmış. İki gün içinde hem Perihan Savaş'ı hem Mehmet Er Yılmaz'ı ajansa geri getireceğini söylemiş. Siz yapamadınız çünkü. Pardon. Denemediniz bile. Serkan Bey de tamam demiş. Ama iki gün içinde ikisini de geri getirmezsen seni de kovarım ajanstan demiş. Dicle de kabul etmiş tabii ki. Dedim size sizi örnek alıyor diye. İki gündür bunlarla uğraşıyor. O yüzden şarjı da bitebilir, telefon da çekmeyebilir. Olabilir yani. Peşime birilerini takmayın. Aramayın da durmadan. İyiyim, yalnız kalmak istiyorum. Gerçekten bu kadar zamandır görüşmediniz mi Kıraç'la? Evet. Ama olsun, ben bunları artık düşünüp üzülmek istemiyorum. Sonuçta hiç bilmediğim yeni bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Geç de olsa. Ben belki de o yüzden bu kadar güçlüyümdür Perihan Hanım. Babasız büyüdüğüm için. Belki de o yüzden istediğimi alana kadar böyle pes etmeden inatçı bir şekilde devam ediyorumdur. Sizi biraz bıktırdım ama kusura bakmayın. Her şeyi bilin istedim. Söz veriyorum, başka bir şey istemeyeceğim sizden. Ben zaten İstanbul'a geldiğimde hiçbir şeyim yoktu. Şimdi işten kovulursam yine hiçbir şeyim olmayacak. Olsun, önemli değil. Ben çok alıştım baştan başlamaya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size söz veriyorum, bir daha sizi hiç rahatsız etmeyeceğim. Söz. Kendinize iyi bakın. Gelebilir miyim? Gel Dicle, gel. Serkan Bey, siz bana iki gün vermiştiniz. Doğru. Sen de iki günün sonunda buraya tek başına geldin. Perihan Hanım'ı ikna edemedin mi? Maalesef. O zaman? Biliyorum. Biliyorum. Ama denedim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Olmadı. Başaramadım. Biliyorum Dicle. Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Hatta fazlasını yaptın ama olmadı.
Ayrılmak için biraz acele etmiyor musun? Perihan Hanım. Hı? Ben sandım ki siz, biz konuştuktan sonra hani siz de bir şey demeyince ben o yüzden... Denedin, ısrar ettin. Ha, beni bunalttın. Evet, bu kabul. Ama sonunda başardın. Kendin olmayı tercih ettin. Bana bütün içtenliğinle hikayeni anlattın. Beni en çok da etkileyen bu oldu. En son geldiğinde o kadar samimiydin ki... ...bu samimiyetinden etkilenmemek mümkün değildi. Perihan Hanım, inanamıyorum. Siz gerçekten... İnanamıyorum, şu an buradasınız değil mi? Hı? Buradasınız. Hoş. Teşekkür ederim. Tamam. 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 Tamam, tamam, tamam. Bu kadar samimiyet. Tamam. 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 Toparladım, tamam. Tekrar gelebilir miyim? Gel Dicle. Ama bu sefer misafirim var. Beyhan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Biz Dicle ile olan biteni böyle bir gözden geçirdik. Tabii Kıraç'la yaşananlardan sonra Ego'ya dönmek gibi bir niyetim yoktu doğrusu. Tahmin ederim. Ama Dicle hiç vazgeçmedi. Sonuna kadar savaştı. Başkası olsaydı belki vazgeçerdi. Belki de bu kadar üstüne düşmezdi. Ben bu yüzden Dicle'ye bir şans vermeye karar verdim. Hem ona hem Eko'ya. İnanın pişman olmayacaksınız. Umarım. Perihan Hanım'ın sözleşmesini yeniliyoruz. Tebrik ederim, dediğini yaptın. Teşekkür ederim. Peki nasıl yaptın? Yani nasıl ikna ettin? Vallahi ben kendim oldum. İçimden ne geliyorsa onu söyledim. İkna etmek için de söylemedim. Ne düşünüyorsam onu söyledim ve oldu. Aferin sana, başardın. Teşekkür ederim. Ama bizim anlaşmamızda iki kişi vardı. Perihan Hanım'ı getirdin ama Mehmet nerede işte? Çözdük sorunu. Gel, gel Mehmet. Nasıl yaptın? Ben eve gidiyorum. Ha. Maide ile konuşmam lazım Beren hakkında. Tamam, bana haber verirsin değil mi? Veririm. Dicle. Gurur duyuyorum seninle. Önceden haber veremedim, kusura bakmayın. Herkes çıkmadan önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz genç menajerlik mülakatlarını yaptık. Yani aranızda katılanlar oldu, katılamayanlar oldu ama sorun değil. Biz hallettik. Tabii burada Feris'e bir parantez açmak istiyorum. İyi ki varsın, sen olmazsan olmazdı. Çok çok iyi adaylarımız vardı gerçekten. Enteresan adaylar da vardı. Yani ne dediğini bile anlamadığımız adaylar vardı. Onun dışında bir de kaybolan adaylar vardı. Onları zaten yani hiç anlayamadım. Onun için hiç bahsetmeyeceğim bile. Sonuçlar belli. Ego Ajansı'nın yeni menajeri şu an bizimle aynı masada. Tebrikler Dicle. Sen kazandın.
İyi de Dicle daha başvurmamıştı bile. Evet, Dicle başvurmamıştı, mülakata girmemişti ki. Doğru. Beren. Mayda. Ben çok düşündüm. Bu yaşananlardan sonra bir arada kalabilmemizin imkanı yok. Boşanmak istiyorum Kıraç.